Günaydın. Rahat. O kadar da rahat olma. Evet, Nilüfer, sana liste hazırladım. Yanlarında çarpı olanların ödemelerini alacaksın. Nergis, sen mezata gideceksin. Eksik çiçekleri tamamlayacaksın, dükkana getireceksin. Kurtuluş, sen... sen tavla oynayabilirsin, ne bileyim çay falan içebilir. Bir şey bulamadım oğlum, kusura bakma. Anneciğim, ben bir arkadaşımdan motorunu rica ettim. Arzu ederseniz siparişleri ben götürürüm. Hem hızdan kazanmış oluruz, hem de mazottan biraz kar sağlamış oluruz o açıdan. Harikasın. Ay aferin sana Kurtuluş Bey, aferin. Estağfurullah anneciğim. Siz de gönül rahatlığıyla Lale'ye gidebilirsiniz. İçiniz rahat olsun. Gözünüz arkada kalmasın yani. Ay evet anneciğim ya. Şu ajan Şerife'nin var ya, bir an önce ayağını falan kesmemiz lazım. Ay gerekirse böyle dönüşümlü olarak kalırız. Ay vallahi öyle ya. Ya bakın dün akşam aklıma ne geldi? Şöyle ablama baby shower mı yapsak? Aynen, bugün onu organize edelim. Shower ne? Ay ne demek o? Ya böyle işte aile, arkadaşlar arasında ufak bir kutlama. Bebeğe falan hediyeler alınıyor. Doğmadan daha. Ha, iyi. Bak görüyor musun? Ay ne adetler çıkardılar değil mi? Baby shower. Güzelmiş. Tamam yaparız. Ay daha benim Mevlüt'le yapacağım kıza. Aman çok işim var benim. Hadi. Eğlenmiyoruz. Herkes iş başı. İş başı. Hadi. Hadi. Manyaklar. Aa, Şerife ne işin var senin burada? Neden gitmedin sen Onurlara? Yıldız Hanım, Songül Hanım dedi ki bundan sonra gelmene gerek yok. Artık kızıma ben yardımcı olacağım dedi. Öyle mi dedi? Sana dedi. Öyle dedi yani. Bunu söyleyeceği kişi sen değilsin ki benim. Ama kadın zerre nasibini almadığı için nezaketten normal tabii, normal. Yok öyle ya ama. Yok öyle ya ama. Madem o kızına yardım etmek için o eve gidiyor, ben de oğluma yardım etmek için o eve giderim. Yalnız ben ev işlerinden pek anlamadığım için, yapamayacağım için beni temsilen sen görev alacaksın Şerife. Haydi Şerife, gidiyoruz. Baş üstüne Yıldız Hanım. Bayılıyorum sizin bu taviz vermeyen, hiç kimseye müdanaa etmeyen tavrınıza. Çok teşekkür ediyorum. Mersi Şerife'cim. Çok borcuksun. O halde görev başına Şerife. Hemen çıkalım Şerife. Sen yukarıdan mantomu getir lütfen. Sen de hazırlan hemen tatlım. Aa, hayırdır Yıldız? Nereye? Laleleri. Ya bir rahat bırak şu çocukları ya. Sabahın köründe ne işin var senin orada? Hay anası gidiyor sabahın köründe, ben niye gidemiyorum? Ha, o gidiyor ya, sen eksik kalma tamam. Ay, tamam Fikret, lütfen. Tamam git, tamam git. Ama şu Songül'e uyuma yeter. Songül'e? Ya Songül hanım. Hayır, ben kavgacı bir insan mıyım? Niye kapışayım Songül Hanım'la? Yok yok, değilsin hayatım. Kesinlikle değilsin. Yani ben uyarmak için söyledim, hani uyarı olsun. Lütfen Fikret, lütfen. Yalnız lütfen abime lalelere gideceğimi söyleme, olur mu? Peki ne söyleyeyim? Ne söyle? Müzayedeye davetliydi de. Evet evet, en güzeli müzayedeye davetli de. Tamam, müzayedeye davetliydi. Teşekkür ediyorum. Haydi. Resim bakacak. Allah Allah. Hayatım, doktor randevumuz 3'teydi değil mi? Evet, sonra da doğum kursuna gideceğiz. Evet. Bakalım son dersimizde neler öğreneceğiz. Onur, çok heyecanlıyım ya. Çok az kaldı. Evet hayatım. Zaman çok hızlı geçiyor değil mi? Çok çabuk geçti. Tuzu kuru olanı demek ki çabuk geçiyor. Vallahi bana öyle çabuk geçmedi. Ah, bir de bana sor. Haklısın hayatım. Bir şey diyeceğim. Emin'in odasına mobilya bakmaya gideriz değil mi bugün? Bakarız. İstersen hastaneden önce birkaç yere uğrayalım. Zaten ben kafamda planladım. Şöyle sade, konforlu bir takım alırız diye düşünüyorum ama sen ne dersin? Hayatım sen öyle istiyorsan öyle yaparız. Anlaştık.
artık kuru ekmekler. Aa, Yıldız Hanım. Songül Hanım değil mi o? Evet Şerife, o. Tam zamanında geldik. Yürü. Açar mısınız hemen lütfen? Aa. Songül Hanım. Aa. Nasılsınız Songül Hanım? İşte Lale'ye yardıma geldim. Ah ne güzel, ben de. Günaydın Songül Hanım. Günaydın. Niye geldiniz ki? Şerife yüksek nezaketinizden bahsetti. Bizim evin işleri aksamasın diye onun görevini birini bulana kadar siz üstlenmişsiniz tabii. Benim buna gönlüm razı olur mu? Asla. İnce düşünceniz ve fedakarlığınız beni o kadar derinden etkiledi ki yardıma geldim. Şerife'yi bugün bizzat ben yönlendireceğim. Daha talimat vermek için daha oradan buralara kadar mı geldiniz? Ah keşke ev işlerinden anlasam ama... Ne yapalım, ben de talimat vermeyi becerebiliyorum. Herkesin elinden geldiğince değil mi? Niye burada duruyoruz? Hadi kapıda kaldık. İçeri girelim. Ne kadar kolay bir şey biliyorsunuz. Girin koluma, girin. Telaş etmeyin de. Belki zili duymazlar. Yok, gerek yok. Bakın, bu kadar telaşı kim çalıyor köpeğim zili? Ya annem gelecekti, bir şey mi oldu acaba? Anne! Anne! Canım! Ay, bir tanem. Nasılsın? Bir tanem. Ay canım benim. Ay oğlum! Ah güzelim, Lalecim. Canım. Canım nasılsın? Nasılsın bir tanem? İyiyim sağ olun, siz de şahane görünüyorsunuz. Ay çok şahaneyim değil mi yavrum? Ay evet, çok iyi hissediyorum kendimi. Ben de çok iyi hissediyorum kendimi, harikayım. Ben tamam. Fevkaladenin fevkindeyim. Ben de fevkindeyim. Anneciğim, ay. Sen de çok güzel görünüyorsun. Çok teşekkür ediyorum. Songül Hanım'ın Lale'ye yardım etmeye geleceğini duyunca hemen kalktım geldim. Ben dönürümü yalnız bırakır mıyım asla? Biz kahvaltımızı yaptık. Siz ne durumdasınız? Aç mısınız? Yaptık. Ay ben yapamadan çıktım Şerife. Yıldız Hanım, hemen hazırlıyorum. Çıktısın ona. Ay canım benim. Anne. Sonra da Lale'ye yardım etmeye başlarız. Çocuklar, bugünkü programınız nedir yavrum? Ne yapacaksınız? Anneciğim, ben işlerimi toparlayacağım bir holdingde. Oradan hastaneye, hastaneden de doğuma hazırlık kursuna gideceğiz. Ay ne güzel. Evet, sonra da Emir için mobilya bakacağız. Evet. Şöyle ah gösterişli bir şey. Siz saadet ediniz, ben gösterişli. Ay ne kadar hoş ettiniz. Aslında bizim ne dediğimiz hiç önemli değil. Çünkü çocukların vereceği karar çok önemli. Tabii, sonuçta. Tabii çocukların vereceği karar çok 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 önemli. Ama ben de işte ilk torunum ya. Bir başka heyecan tabii benimki. Benimki başka bir heyecan. Dolayısıyla çocuklar, bu müstesna seçim esnasında sizin yanınızda olmak isterim. Yani tabii karar sizin. Ben sadece anı paylaşmak için. Ben de anı paylaşacağım. Çünkü benim de ilk torunum. Ya erkek olarak. Evet. Erkek torun olarak. Tabii o yüzden dünürüm ne yaparsa ben de aynısından yapacağım. Ama yani siz hiç kendinizi üzmeseydiniz, biz hallederdik, siz hiç şey yapmasaydınız. Ayrıca da ev işleriyle ilgilenmeniz gerekiyorsa yok, bence bunu yapmalısınız. Yok yok, ev siz işleriyle. Bence kalın yok, çünkü yok. Hayır, Şerife'ye siz direktif verirsiniz. Siz yapabilirsiniz. Şerife'nin size daha çok ihtiyacı vardır bence. Yok, siz daha iyi anlaşıyorsunuz, yıllardan beri anlaşıyorsunuz. Ay yok, vallahi siz evle ilgili. Aşkım ben sana aşkım. Odada bir şey gösterecektim. Ne? Ortada duran bir şeyle ilgili. Ortadaki şeyi hadi bakalım onu. Sizin zaten rahatınıza bakıyorsunuz, tamam mı? Siz istediğiniz gibi takılın, buyurun. Şerife! Kahvaltı hazır mı diyorum? Ay bir sesleniyorum duyuyor. Tabloda tam istediğim yere koymuşlar bak. Onur ne yaptım ben? Aşkım ne yaptın sen? Ya ne bileyim, şimdi Emir'e oda bakmaya gideceğimizi söylemeseydim de darılırlardı. Yanımızda olmak istiyorlar, baksana. Aşkım mesele yanımızda olmaları değil ki. Mesele orada fikir ayrılığına düşüp tartışmaları. Ne yapacağız peki? Yapılacak şey belli. Onların fikrini almayacağız. Ya ne kadar... Ya sen ne kadar akıllısın ya, doğru.
Eğer fikirlerini sormazsak onlar da birbirlerini düşmezler. Yani. Sağ ol Şerife. Ne demek Songül Hanım? Afiyet olsun. Evet, ben çıkıyorum. Size kolay gelsin. Kolay gelsin yavrum. Sağ ol anneciğim. Bir tanem önünü iyice ört ama çok soğuk hava. Üşütürsün bir tanem. Ben şöyle ilikleyeyim. Ben kapatayım da şöyle. Ah, kolay gelsin Onur'um. Sağ olun anneciğim. Aşkım, ben seni geçireyim. Tamam. Tekrar afiyet olsun. Aşkım, saat 1'de o mağazada buluşuyoruz, tamam mı? Tamam canım. Hadi kolay gelsin. İyi günler. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ay Sergen, valla dün arayınca iştahım açıldı. Ya. Nurum, hadi ama bak saat kaç oldu, daha bir sürü sipariş götüreceğim. Ay Kurtuluş, ay çatlama tamam. İki ayağımı bir babuca soktun ya. Aman Nurum, bak anneme söz verdim yani her şey tıkırında gitmeli. Vakit nakittir biliyorsun. Ay maşallah valla. Keşke birkaç sene önce geleydin bu kafalara ya. Beni bu kadar kahretmeydin bari. Nünüm, şimdi böyle geçmişin tozlu raflarında gezip benim motivasyonumu bozmayalım lütfen. Ay tamam tamam, iyi be. Nerede kask? Heh, tamam, al hadi. Nünüm, o zaman kocana bir hayırlı işler öpücü, ardından da bir hayır duanı et de ben işe gideyim ha. Ay iyi, gel hadi gel. Oh. Hayırlı işler benim canım kocam. Teşekkür ederim güzel karım. Sen şimdi motoru kullanmayı biliyorsun yani ha? Allah bravo Kurtuluş'a. Elinden her işte geliyor. Ayı veriyorsun Nünüm. İyi hadi. Hadi hayırlı işler hadi. Hadi hadi. Motor dediğin nedir ki yani? Hani biniyorsun, basıyorsun, gidiyorsun. Biliyor musun diye soruyor bir daha. Hafta sonu yapacaksak bu işi bir an önce karar vermemiz lazım ki insanlara haber verelim yani. Tabii canım. Ya bu iş sende o zaman. Ay iyi hadi tamam ben de. Baksana ya şu daha sevimli gibi. Böyle pastası, oyuncakları falan daha güzel. Ablam da beğenir gibi. Hmm. Evet ha. Güzelmiş. İyi tamam bu olsun. Lalem de beğenir bunu. Tamam. Tamam o zaman ben ilk başta annemi arayayım. Hı hı. O da Yıldız Hanım'ı arasın. İsmet babaanneyi falan arasın. Aramak şimdi ona düşer. Ben de sonra Filiz'i arayayım. Tamam, ablama sürpriz olacağını söylemeyi unutma. Merak etme canım. Alo, efendim Nilüfer. Heh, anne ne yapıyorsun? Lalem nasıl? İyiyiz yavrum, gayet iyiyiz. Ha, anneciğim, ne diyeceğim hafta sonu şimdi? Baby shower yapacağız ya biz. Sen diyorum ki Yıldız Hanım'a haber versen ha? Aramama gerek yok, burada kendisi. Kendisi de mi orada? Ay ne fena kadın ya. Sen gittin yaman eksik kalmasın ha. Çok, çok yavrum. İyi, neyse anneciğim. Şimdi Lale'ye sürpriz yapacağız ya. Onu açaktırmadan söyle olur mu? Tabii ki yavrum. Tabii. Tamam hadi görüşürüz anneciğim. Ay ne fena kadın ya. Yıldız Hanım'a bak. Hasetinden çıldırmış herhalde. Sabahın köründe damlamış eve. Kim bilir nasıl sinirlenmiştir annem değil mi? Biraz sinirli çaktırmamaya çalışıyor ama ben onun sesinden anladım. Lale'ye şey yapacağız da biz baby shower. Ha. Baby shower. Shower yap. Evet, doğum öncesi kutlama parti. Evet. Ben de düşünmüştüm. Bak görüyor musun kızlar benden daha evvel harekete geçmişler. O halde ben de ona göre yakınlarıma haber veriyorum. Ha, tamam tamam. Lale'nin haberi yok yalnız. Tamam mı? Ha, öyle mi? Tabii siz yani İsmet Hanım'a haber verebilirsiniz değil mi? Tabii tabii, madem haberi yok ona göre davranıp tabii İsmet Hanım'a da anneciğime haber veririm. Ben Lale'ye bir bakayım. Emir'in odasında bakalım gideyim de
bir şeye ihtiyacı vardır belki. Yok yok, sizin daha kahve duruyor. Olur, ben bitireceğim falan. Gideyim bakayım, yok. Belki bir şeye ihtiyacı var. Ben falı kapattım. İçmedin. Acama olur mu? Yok, bitti bitirme. Canım bir. Ay bitmemiş. Ay, bak sen iç. Ayrım, benim kahvem bitti. O zaman birlikte gidelim. Erol Beyciğim, orası. Ellerine sağlık Seher'cim. Nilüfer arıyor. Alo kızım Nilüfer, ne yapıyorsun? İyi kız, sen ne yapıyorsun? Ha, buna bak Filiz, ne diyeceğim. Şimdi biz Lale'me sürpriz baby shower yapacağız. Seni de davet ediyoruz. Ha, Lale'nin şey evinde mi? Ha, aynen öyle. Lale'nin evinde olacak hafta sonu. Biz zaten bugün Lale'yle doğum kursunda karşılaşacağız. Orada ben ona bir sorayım, böyle bir şeye ihtiyacınız varsa. Yani detayları konuşuruz. Ay yok, hiçbir şey lazım değil Filiz'ciğim. Teşekkür ederim ama organizasyonu zaten biz yapıyoruz. Ayrıca da lütfen Lale'ye bir şey söyleme. Nasıl ona sürpriz olacak? İyi tamam o zaman. Tamam, hafta sonu görüşürüz. Bay bay. Ne olmuş kızım? Şey, Lale'ye hafta sonu baby shower yapacaklarmış sürpriz. Gideriz değil mi anne? Aa, annen hiç hayatında böyle bir şeyden kusur kalmış mı kızım? Ancak ölürsem gidemeyiz. Ay tövbe tövbe. Tabii gideriz kızım, niye gitmeyelim? Ben de baby shower istiyorum. Bana da sürpriz yapın. Sürpriz? Ne zaman yapalım sürprizini he? Nasıl yapalım? Nasıl bir sürpriz olsun? Ha? Yerini, saatini, vaktini falan hepsini söyle ki tam bir sürpriz olsun. Ne demek oluyor bu? Yapamayız mı demek oluyor yani? Bir kere de bir şey istediğim mi, istediğim zaman yapın yani. Tamam, hayır. Tamam. Hayır. Hemen ayaklandım. Minnoş'a bak. Gel kız, otur bakalım. Banimo. Hiç yapamaz olur muyuz? Tabii ki yapacağız artık. Sürpriz bu. Yapılmaz mı? Yalnız yapamayacağız gibi gösterdim ki bir anda yapınca sürpriz olsun. Ne demek istediğini anlamadım. Anlamadı. Bazen çok ileri zekalı, bazen aklı kıt benim hanımın, bazen aklı kıt. Mesela benim ortalama bir zekam var. Kimisinin IQ'su yüksek olur, kimisi düşük olur, kimisi embesil olur. Ama bunun sabit bir IQ'su yok. Bunun dalgalı kur bir zekası var. Bu yüksek mi, alçak mı? Belli olmayan bir akıl zihin sahibi bir insan oldu bu benim başıma. Erol, ne diyorsun sen be? Ne diyorsun? Bak yemin ediyorum, doğru düzgün konuşsana sağlı sollu bir davarım. IQ'nu kırarım senin! Filizciğim, yavrum bebekler, lütfen rica ediyorum. İfade edemedi Erol'un kendini, o şey demek istiyor. Tabii yaparız aşkım, senin için alasını yaparız diyor, değil mi Erol? Diyor. Yani karıştırdı. Yani aslında... Tamam, saçmaladı birazcık, evet. Yani biraz saçmaladı ama iyi bir şey demek istedi ya, gerçekten. O zaman yaparız, değil mi? Bugün Songül Hanım ve Yıldız Hanım saat 1'de mobilya mağazasına gidip bebek odası bakacaklar. Bunu kaçırmazsın diye düşündüm. Ay, aklıma ne geldi? Aklıma birdenbire ne geldi? Çocuklar, şey yapalım mı? Bugün saat tam 1'de o güzel mağazaya gidip bebişlerimize bir oda takımı bakalım mı artık? Bir anda durduk yere hiçbir şey yokken bir anda aklına bunlar mı geldi Betül? Evet. Yani hiçbir şey yokken bir anda böyle bunlar geliverdi. O mesajda da bunların hiçbir ilgisi yok yani, öyle mi? Ay Şadi, Allah aşkına sen artık ne kadar şüpheci bir adam haline geldin. Yani sen hiç şüphelenilecek bir insan değilsin. Ben kendi kendime bu hale geldim. Geldim herhalde. Neden geldim acaba? Kim bilir neden geldim? Anam, anlamazlar. Duyargaları açık değil çünkü senin gibi. Bu kadıncağız sadece torunlarının odasını düşünmekle kalmıyor, bunun yerini, zamanını hep hesap kitap ediyor. Öyle bir beyin. Geldi, şüphelenme. Anneciğim var ya, çok iyi akıl ettiniz yani. Hep birlikte gidelim, baby göllerime oda alalım hep beraber. Yok öyle hep birlikte böyle aşırı kalabalık gitmemize hiç gerek olduğunu düşünmüyorum. Yani şey olur, biz bize olalım. Biz bize gidelim yavrum. İyi o zaman, biz Erol'ümle gideriz. İşte bir de ben. Ha burada kalabalık ben oluyorum. Ben kalabalık oluyorum. Yani hep birlikte gidelim derken bir sorun var. Kalabalık olmayalım diyorsun. Ama sonra üçünüz gidiyorsunuz, ben gelmiyorum. Demek ki ben gelirsem kalabalık oluyor. Bu gerçekten saçma. Saçma. O zaman ben gideyim. Madem... 4 kalabalık oluyorsa 3 kişi olalım. Çocuklarla ben gideyim, sen kal evde. Ay Şadi. Sen bu sabah niye böyle çocuklar, bebekler gibi kapris yapıyorsun böyle? Hayır sen gelme. Bir kere ben düşündüm. Fikir anası ben değil miyim çocuklar? Ben düşündüm, ben gidiyorum yani. Ama sen illa böyle iyi niyetinle bir şeyler yapmak istiyorsan
Kredi kartını ver. Vermiyorum. Al kendi kartını. Kendi kartınla git. Tamam çocuklar, ver benim kredi kartım. Tamam, gidiyoruz. Aman sanki başkalarının kredilerinin kartlarına kaldık biz şurada. Holding sahibi insanlarız, yarım yamalak da olsa. Kalkayım gideyim diyorum ki şu holdingde iki gezilelim ki çalışıyoruz zannedilsin. Sonrasında orada buluşalım. Tamam oğluşum. Hadi bakalım, bon appetit. Ya şimdi beşi yanımıza alırız diye düşünüyorum. Karyolası böyle gelse, dolabı da bu şekilde düşündük şuraya. Süpersin işte benim kızım. Aa, çok doğru düşünmüşsün. Ben aynı fikirde değilim. Tam tersi olursa. Dolap bu tarafta, yatak bu tarafta olursa bence daha fena olur. Tamam, öyle de deneriz o zaman. Mümkün değil. Kusura bakmayın, ben şimdi bu konuda mütevazı davranamayacağım. Çünkü ben bu işleri yapıyorum biliyorsunuz, düzenleme falan. Mümkün değil. Öyle derseniz yani dolap buraya, yatak buraya, burası aksine o zaman daralır. Ve bayağı daral gelir, afakanlar basar. Yok, şey yaparız o zaman. Biz bir öyle, bir de öyle deneriz. Onur'la şöyle kapıdan böyle içeriye bir bakarız. Hangisi uygunsa onu yaparız. Tabii tabii, karar sizin. Duvarları ne renk düşünüyorsunuz? Mavi. Ay ben de tam maviyim. Sakın maviye boyamayın diyeceksin. Siz mavi dediniz. Ay çok banal, çok sıkıcı. Ya kızlar pembe, erkekler mavi. Yani böyle klişelere girmesek. Beğenmemenize hiç şaşırmadım biliyor musunuz? Evet, doğru söylüyorsunuz. Bence böyle şöyle kıpkırmızıya bir boyayalım. Kasap dükkanı gibi. Değil mi? Ay ilahi çok şakacısınız ya Songül Hanım, valla çok tatlısınız. Yani ben diyorum ki bir uçuk sarı ya da bir lila ya da bir su yeşili mesela. Aa, su yeşili aslında fena olmaz. Su yeşili böyle beline kadar küvetteymiş gibi titreyerek sürekli. Yani mavi de olabilir. Yani ikisi de olabilir. Biz o zaman onu da Onur'la düşünüp karar verelim. Tabii tabii, siz karar verirsiniz. Gerçi zaten önce mobilyaları seçmek lazım. Doğru. O zaman geriye hiçbir şey kalmadı. Çıkabiliriz adadan. Buyurun. Ha! Ne diyeceğim? Şimdi yemek hazırlamak lazım tabii. Buranın ilk yemeği olarak annem ne yapayım diyorum biliyor musun? Mantı açacağım sana. Ay, hani ay, gerçekten mi? Açmaz olur muyum? Ay, öyle tabii ya oğlum. Allah Allah. Lale'cim ama senin hamileliğinin son ayı değil mi yani? Şimdi sıkmasın seni mantı. Ya bence besin değeri de yok. Dolayısıyla bebeğin daha iyi beslenebilmesi açısından protein ve yanına böyle zeytinyağlı güzel bir sebze yemeği daha sağlıklı. Siz formunuzu demek buna borçlusunuz. Anlamadım. Ya protein ağırlıklı yanında sebze. Siz benim kilomla alay mı ediyorsunuz? Ay yok, hayır. Siz hep böylesiniz de. Yani bu böyleliği korumak için demek ki aynı şekilde besleniyorsunuz demek istiyor. Ya. Bir huzura erebilsem fazla kilolarımdan kurtulacağım ama maalesef malumunuz son 5 aydır. Ay o 5 ay. Ay o 5 ay değil mi? O 5 aya dönelim isterseniz. Konuşalım mı? Yok, hiç dönmeyelim. Hiç dönmeyelim. Ha. Bence apar topar çıkalım buradan. Buyurun. Son 5 aydan 50 kilo aldık. Anı da veremiyor. Şunu ne olur yapma ama. Efendim? Kurtuluş yorumasının dosyasında olması gereken bilirkişi raporu hala ulaşmadı elime. Erol Bey belli ki konuşmamış. Ünal Bey bir sorun mu var? Onur Bey, ben geleyim her şeyi size izah edeyim, olur mu? Tamam, bekliyorum. Hemen bekliyorum. Hadi. Yok, yok, yok. Böyle olmayacak. Ben en iyisi Onur Bey'e gideyim ve her şeyi izah edeyim gitsin. Geçmiş zaman, tam da hatırlamıyorum şimdi. Yalan olmasın, çok da şey yapmayayım. İlahi. Ondan sonrasında da... Of, vallahi öncüsü geldi şu anda. Benim bir ihtiyacım var. Ben bir az bir şey durayım, sen odaya git gel. Ne oldu ya? Nereye gidiyorsun Helal? Hayatım, ihtiyaç diyorum, acil diyorum işte. Nereye gidiyorum?
Ben de seninle geleceğim ya. İyi hadi gel tuvalete de beraber edelim. Aa beni ne biçim konuşturuyorsun Filizciğim? Lütfen geleceğim hemen. tamam. Ben ama çabuk gel, oyalanma çünkü özlüyorum seni. Hazır. Hemen geleceğim. Dakikasını ayarlayacağım bu sefer. Erol ne yapıyorsun? Dur şurada. Hadi anlat bana. Yemekte ne oldu? Aman ne olacak? Göstermelik hareketler. Babaannem orada ya. Meydanı boş buldular. Ağız ağza mıç mıç. Ama hepsi numara. Erol, numara olduğuna emin misin? Kızım, beni biliyorsun. Numara. Of, tamam hadi bana detayları ver. Canım çok sıkıldı ya. Gideyim de şu çırpır eline biraz laf sokayım kızdırayım inşallah. Yemin ediyorum eğleneceğim ya. Vallahi şirketteki tek eğlencem. Yani hepsi bu. Pek de bir şey yok işin açığı. Ya senin o belleği küçük olan karın Lale'ye hiçbir şey anlatmamış demek ki. Anlatmış olsa Lale gidip Onur'a bu kadar yakın davranmazdı. Yani gurursuz değil herhalde. Değildir herhalde ama şimdi Lale de hamiş ya. Benimki de vicdana gelip anlatmamış olabilir. Ha vicdana geldi demek ki minik kuş. Bana hiç gelmiyor maşallah. Ya ben bu an için tek taşımı feda ettim Erol ya. Aa hangi taşını kız? Erol sence hangi taşım olabilir? Ya Erol, Onur'a sevgilim olduğunu söyledim. Sonra da tek taşı ona teslim ettim. Niçin? Bir kere olsun Onur'a sarılabilmek için yaptım bunu. Tek taşımı kendim attım diyorsun. Yemin ediyorum biraz ağır. Biraz mı? Biraz mı ağır Erol? Sence biraz mı? Fazlaca ağır. Heavy. Çok ağır. Gel. Onur Bey. Evet, seni dinliyorum. Erol Bey, sanırım sizinle konuşmadı Onur Bey. Erol mu? Erol'la ne alakası var? Onur Bey, nasıl söylesem... Aslında bu kazayla alakalı Kurtuluş Yorulmaz'ın hiçbir suçu yok. Hatta kendisi bir faciayı bile önlemiş olabilir. Sen ne diyorsun ya? Peki işten niye çıkarılmış Kurtuluş? Tabii ki Erol Bey'in talimatıyla. Ayrıca kendisi tazminat ödenmemesini de söyledi. Benim niye haberim yok bütün bu olanlardan? Çok özür dilerim Onur Bey. Sarıhanoğlu Holding'de bugüne kadar kimsenin hakkı yenilmedi. Onur Bey haklısınız ama Erol Bey şirketin adı böyle bir olayla geçmesin diye resmi olmayan yollardan tazminat ödenmesini söyledi. Bunu duyunca benim de vicdanım rahatladı. Allah şeytan dürttü. Bak şeytan dedim Onur arıyor. Aç hemen aç. Belki önemli bir şey vardır. Aman önemli ne olacak Allah razı olsun. Efendim kız iş. Erol Holding'de misin? Yeni intikal ettim. Söyle. Tamam bir odama gelebilir misin? Çok önemli. Vallahi gelebilirim diye düşünüyorum. Bir deneyeceğim. Gel bakalım. Onur Bey inanın bana her şeyi anlattığım gibi. Tamam bir gelsin bakalım Erol Bey. Bir de ondan dinleyelim durumu. Ne diyor? Önemli diyor odama gelebilir misin diyor. Bir deneyeceğim. Erol hemen hadi öğrenince bana haber ver. Tamam kızım. Ben şimdi sana yapacağımı bilirim. Kuzuye, hayırdır? Hayırdır Ünal Bey? Erol, Kurtuluş birkaç sene önce bizim şirkette çalışmış. Hangi Kurtuluş ya? Hangi? Ötür Bey hangi? Senin bacanağın Kurtuluş. Vallahi yemin ediyorum ilk defa duyuyorum. Haksız yere işten çıkarılmış. Tazminatı ödenmemiş. Var mı bir bilgin senin? Var mı bilgin benim? Vallahi bizim şirketimizde böyle bir şey yaşanmaz. Ben ilk defa duyuyorum. Müdür Bey, nasıl oluyor böyle bir şey? Erol Bey, lütfen ama. Ya bu talimatı siz verdiniz ya. Hatta bu kişiyle ilgili ben bizzat ilgileneceğim. Bu işinin parasını ben kendim ödeyeceğim demediniz mi? Ben mi dedim acaba Müdür Bey? Bunu net hatırlıyor musunuz? Geçmiş zaman çünkü. Ben de çok net hatırlamıyorum. Öyle asparagas haberlerle gündemi belirlemeyelim lütfen. Beni bilirsin kuzen. Üç tane mottom var. Hak, hukuk, hürriyet. Bu kadar. Müdür Bey, siz de ne konuştuğunuza dikkat edin. Dikkat edin. Bilmez miyim?
Eğer böyle bir şey tekrarlanırsa sen de kötü şeyler olacağını biliyorsun değil mi kuzen? Yok, şimdi onu görebiliyorum şu an. Gördüm. Talihsiz olayı diğer ortaklarla bir paylaşayım. Gizli saklı kalmasına. Ünal Bey, hemen talimat verin muhasebeye. Bugünün şartlarıyla ne kadarsa tazminatı hemen Kurtuluş Bey'e ödensin. Siz merak etmeyin Onur Bey, bizzat kendim ilgileneceğim. Ben de bizzat takip edeceğim, tamam mı? Yani dikkatli olun. Bir dakika yalnız, nasıl bugünün şartlarıyla? Ben doğru mu anlıyorum? Faiziyle falan mı ödemekten bak? Ana parayı verelim, çekilelim lütfen. Sen biraz daha böyle konuşmaya devam edersen senin şahsi hesabından alacağız o parayı, biliyorsun değil mi? Ha yok, halledelim ya onu, faiziyle halledelim. Hak yemeyelim, hak geçmesin kimseden kimseye. Tamam, teşekkürler o zaman müdür bey. Size müsaade. Bundan sonra da konuştuklarımıza biraz dikkat edelim lütfen. Peki Onur Bey. Vallahi sana da helal olsun. Bir bacanak ne yapması gerekiyorsa onu yapıyorsun şu anda. Bacanağının hakkını sonuna kadar koruyorsun. Saçma saçma konuşma Erol. Kurtuluş'un yerinde başka biri olsa ben yine aynı şekilde davranırdım. Sen de biliyorsun bunu. Gerçi daha böyle kaç kişi daha var onu da bilmiyorum ama. Kim bilir kaç kişi var. Baksana düzen bozulmuş, çığırından çıkmış. Böyle vasıfsız insanlara ihale edersek biz işlerimizi böyle daha bir sürü örnekle karşılaşırız. Şirketin başını bırakmak yok. Bundan sonra hep işimizin başındayız. Ben işimin başına doğru geçiyorum o zaman. Bana müsaade. Bir daha da yaşanmasın böyle şeyler bu şirkette. İnşallah. Yazık. Bana baksana çırpıntı. Senin parçalarına bölerim bak. Ne istiyorsun? Ne var? Ya sen bana oyun mu oynuyorsun ya? He? Sen bana tiyatro mu yapıyorsun? Ne o öyle sevgilim var demeler, onurla sarılmalar falan? Bak bu kadar oyuncu olmak istiyorsan gitsen bir diziye miziye bir şeye girsen yani. Senden zaten çok iyi kötü kadın olur. Ay Filiz'cim çok teşekkür ederim. Bunu bir iltifat olarak kabul ediyorum. Eğer sen de bir dizide oynamış olsaydın eminim istenmeyen bir gelini oynardın. Ama şu dilde çok zor. Bana laf yetiştirme. Sen havalan diye söylemiyoruz biz bunları. Eskiden aşağılıyordum, işe yarıyordu. Artık aşağılamaların bile işlemiyor sana yani. Vallahi Filiz'cim buradan giriyor, buradan çıkıyor. Ben sana sağlı sollu şimdi bir gireceğim. Kimse çıkartamayacak yani. Bu girişmeyi acaba o küçücük beyninle mi yapıyorsun? Çünkü bu çok zor bir ihtimaldi. Ay neyse çekil, seninle uğraşamayacağım. Hop hop dur, daha haberlerim var sana. Hem de çok güzel haberlerim var. Ay Filiz. Şu dev ekranına bana ne kadar güzel bir haber verebilirsin acaba? Hafta sonu Lale'ye baby shower yapıyorlar. Yani? Yani sen davetli değilsin. Bu şu yüzden güzel şimdi. Bir, Lale'nin baby shower olacak. İki, buna sen davetli değilsin. Üç, herkes davetli ve biz orada eğleniyorken sen kıskançlığından ölüyor olacaksın. Dört, bunların hepsini bilen ben şu an ve her zaman bununla eğleniyor olacağım ya. Filiz şuradan çekilmezsen şimdi ben sana sağlı sollu girişmek zorunda kalacağım. Çekil şuradan. Çekil. Allah Allah ya. Ben sana sağlı sollu gülerim ancak. Motorla kaza yaptım Nünüm. Motorla kaza mı yaptın? Kurtuluş motor nerede? Ha, motora bir şey olmadı değil mi? Olmadı da ne olur ha? Olmadı. Pert. Pert mi? Kurtuluş emanet falan ne yaptın sen şimdi ya? Nünüm bir halime bak ya. Ben canımdan oluyordum, sen hala emanet motor diyorsun ya. Ya iyi tamam da anne bunu duyarsa zaten canından olacaksın, hiç merak etme ya. Ayıp ediyorsun Nünüm. 2000 liralık motor için yaptığın şeye bak ya. Kurtuluş, biz ev tutmayı bir kenara bırakıp bu ayı bile zor çıkarırız vallahi. İyi tamam. Sen nasılsın, iyi misin? Ha, ilk soracağın soruyu sona saklamışsın benim, bravo. İyiyim, iyiyim. Kurtuluş, senin kafanda kask yok mu?
He vardı. Yalnız ben kafayı öyle bir koymuşum ki nünüm yere. Yemin ediyorum beynimin zembereği oynadı böyle ha. E tabii öyle koyunca kafayı bir sersemlemişim ben. Yolda yürürken böyle çok diye tabelaya çarptım. Surat gitti biraz. Ay kurtuluşum. Ay Allah'ım. Hadi yavaş nünüm yavaş, her yanım ağrıyor ya. Hadi geç koltuğa geç. Geçeyim. Ah. Üf be adam be. Üf be adam be. Bir işin de doğru olsun be. Ha? Ay ben şimdi bunu arayıp da kime anlatsam acaba? Efendim Perinsucuğum? Betül teyze, senin bu dev ekran gelinle ben artık katlanamıyorum. Ne oldu Perinsu? Ya beni delirtmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Yok Lale'nin baby shower'ı varmış, ben ona davetli değilmişim. Ya ben burada delirirken onlar kutlama yapacakmış ya. Perinsucuğum, lütfen tatlım, lütfen. Yakında en büyük kutlamayı kim yapacak? Tabii ki biz. Ne zaman ya? Onların gerçekleri görmelerini daha ne kadar bekleyeceğiz acaba? Pelinsucuğum, lütfen biraz daha sabırlı olur musun? Olamıyorum. Gerçekten çok sinirliyim. Olamıyorum. Pelinsu, o zaman onların gerçeği öğrendiği zamanki yüz hallerini hayal et. Et bakayım benim için. İşte bu. İşte bu Pelinsu. Artık ne zaman sinirlenirsen sinirlen, bu anı hayal et, tamam mı? Ve yaptığımız planın keyfini çıkart attım. Tamam. Bak şimdi keyfim yerine geldi. Seni çok öpüyorum. Ben de öpüyorum canım. Ay. Ay var yani şu an eğer bu nikah gerçek olsa ya ben bunu düşünemiyorum bile. Ama zaten benim böyle bir şey düşünmeme gerek yok ki. Çünkü kıvrak zekam ve eşsiz hayal gücüm sayesinde yaptığım plan tıkır tıkır işledi. Ay, ay öperim ben kendimi. Ben böyle. Ay, yerim ben beni be. Sen beni de yersin Betül. Sen beni çiğ çiğ yersin Betül. Şimdi bu nikahın aslında gerçek olduğunu öğrenince sen beni mahvedeceksin Betül. Ben nereye kaçsam? Ben nerelere kaçsam? Kimlere sığınsam acaba? Pansuman yapacağım. Canım acıyor nünüm. Ne demek canım acıyor? İğne mi yapıyorum kurtuluş? Alt üstü pansuman yani. Ayrıca ben iğneden falan korkmuyorum yani. Ha, ne öyle iğne mi yapıyorum? Ha korkmuyorsun ha. Ya nünüm. Hı. Niye bunlar hep benim başıma geliyor ya? Ha, çünkü bedenin beyninden önce çalışıyor. O yüzden değişik bir adamsın kurtuluş sen. Hayır yani insan önce bir düşünür. Der ki acaba ben motor kullanmayı biliyor muyum diye. Cevap hayır çıkarsa ne yapıyoruz? O motora biniyoruz. Harbi diyorsun ha. Ben ne yapıyorum? Önce motora biniyorum, bakıyorum üstünde ben bunu kullanmayı bilmiyorum ki. Sonra çok yere. Ne yapayım nünüm? Bisiklet gibi zannettim ya. Öyle binerim giderim dedim ama işte. Hemşire hanım. Yaşayacak mı? Ay evet Kurtuluş Bey, yaşayacaksınız ama kayınvalideniz 2000 lirayı duyana kadar. Bana bak nünüm, anneme söylemek yok ha. Ay saçmalama Kurtuluş. Ne deyip 2000 lira alacağız ki annemden yani? Ne bileyim yani bilmiyorum da hani anneme sakın söyleme bak daha yeni aramızı yaptık patlamayalım yani. Ben artık bilmiyorum böyle bir şekil bulacağım halledeceğim o parayı. Neymiş o şekil Kurtuluş? Ha? Ne bileyim nünüm yani çalacak halimiz yok herhalde işte bir arkadaştan borç isteyeceğiz. Bir arkadaştan borç isteyeceksin. Ha. Ay bu devirde kim sana borç verir Kurtuluş? Hayır yani inanamıyorum o motoru veren arkadaşa sana nasıl verdi yani? Ne?
kurtulur. Ay yoksa çaldın mı? Ha yok artık Nünüm. Hırsız mıyım ben ya? Ne çalması? Adamdan izin istedik yani. Dedim hani bir motorunu verir misin? Şöyle bir fotoğraf çektireyim. Sosyal medyada paylaşırım. Havalı olur falan dedim yani. Biliyor musun? Ha, havalı olur ha. Havalı olmuş. Ya Nünüm ne kızıyorsun hemen ya? Adama öyle dedim. Hey, yani fotoğraf çektiririm diye izin istedim manasını. Anladın mı yani? Çalmadım diyorum. İzin istedim o açıdan. Hmm, iyi. Hırsız değilim ama yalancıyım diyorsun ya. Bravo. Nasıl bulacağız biz bu parayı Kurtuluş? Yavrum, bir arkadaştan borç isteyeceğiz dedik ya işte. Umarım o arkadaş Onur eniştem değildir. Ya Nünüm bir tek Onur eniştem mi var? Yani bir Onur mu var borç isteyeceğimiz? Bizim de böyle bir belli ticari geçmişimiz var yani. Hani oradan ahbap edindiğimiz insanlardan borç isteyeceğiz işte. İyi peki tamam tamam hadi kaldır şu kafanı kaldır. Dur. Tamam. İyi tamam. Şu her tarafından olmuş. Abla ben çıkıyorum. Nereye abla? Enişte. Ne oldu sana? Yok bir şey be babanız. İş kazası değilim ya. İyisin değil mi? Ha iyiyim. Enişte dikkat et kendine ya. Ha ederim. Akşama bir şeyim kalmaz ya. Şişt, sen nereye gidiyorsun? Organizasyon için bir şeyler alacağım da ablacığım. Ay tamam hadi. Görüşürüz. Dikkat et enişte. Hadi görüşürüz Baldız. Ha. İyi hadi gel. Gel sen de şöyle dur. Ben de şurayı toplayayım sana şöyle güzel bir kahve yapayım. Biraz ben dinleneyim Nünüm şöyle ya. Hasret çekmek ne zormuş ya. Öpmeyi, koklamayı, dokunmayı geçtim. Azıcık görsem yeter ya. Allah! Dualarım kabul oldu. Kalbimin temizliğine bak. Nereye gidiyor acaba? Takip mi etsem? Etsem hadi. Ne kadar fazla görsen kârdır. Evet canım, Lale'ye sürpriz yapacağız. Hah, tamam bir tanem. İyi, hadi görüşürüz o zaman. Görüşürüz, hadi bay. Ay, bu da tamam. Bir de Onur eniştemi arayayım, bitsin. Hı. Efendim? Nasılsın enişte? İyiyim Nilüfer'cim, sen nasılsın? İyiyim vallahi ne olsun. Ya biz hafta sonu sizin evde Lale'ye böyle baby shower partisi yapacağız da. Öyle mi? Çok güzel. Ay böyle söyleyince biraz emirvaki gibi oldu ama müsaitsiniz değil mi? Aa, estağfurullah olur mu ya? Müsaitiz tabii ki. Tamam o zaman ama yalnız Lale'ye sürpriz yapacağız. O yüzden sen çaktırmasan sabah da böyle erkenden alıp onu bir yere götürsen de biz de gelip evi düzenlesek. Tamam sen merak etme, ben Lale'ye kahvaltıya giderim dersem hayır demez bana. Ay tamam süper o zaman. Başka yapabileceğim bir şey var mı benim? Yok biz her şeyi halledeceğiz. Sen yeter ki evden çıkar enişte. Nilüfer Kurtuluş yanında mı? Bir şey konuşmam gerekiyor onunla. Burada enişte, vereyim. Tamam hadi görüşürüz tekrar. Görüşürüz. Seni istiyor. Efendim Bacanak. Kurtuluş. Bir görüşelim istiyorum da bugün biraz yoğunum. Yarın sabah erkenden gelirsen şöyle bir laflayalım ha. Geleyim Bacanak, geleyim de hani ne konuşacağız? Yüz yüze konuşalım ya, yüz yüzeyken anlatırım. Tamam. Tamam Bacanak, yarın geliyorum o zaman. Tamam hadi eyvallah. Hayırdır Kurtuluş, ne dedi? Yani yarın şirkete gel bir yüz yüze konuşalım dedi ama anlamadım yani. Bana bak bakayım. Ha? Kurtuluş, Onur'dan borç falan istemedin değil mi? Yok be Nünüm, ne borç var isteyeceğim, istemedim hiçbir şey. O zaman acaba sana iş için mi borç para verecek? Harbi mi diyorsun? Harbi diyorum. Ama sen de kabul etmeyeceksin değil mi canım kocacığım? Değil mi kocacığım? İyi tamam Nünüm, etmeyeceğim ya tamam. Allah Allah. İyi hadi kalk da şu geri kalan siparişleri falan halledelim. Daha sipariş mi var ya? Var ama sen otur. Ben hallederim, otur. Hadi. Ha, ben buradan şey yapayım sana. Çünkü ayaklarım düz. Vallahi mantımız hazır. Zeytinyağlılarımız da tamam. Yani şahane oldu. Ellerimize sağlık. Evet, ellerimize sağlık.
Vallahi Yıldız Hanım, sizin de ağzınıza sağlık. Ne güzel direktifler verdiniz öyle. Şerife on the range range doğru. Şerife Brooklyn nerede Şerife? Şerife dolmaların kenarları. Ne yapalım Songül Hanımcığım? Kimileri bu dünyaya direktif vermek için gelmiş. Kimileri de bunları uygulamak için gelmiş. Ben değil mi? Bazıları da şey için gelmiş oluyor dünyaya. Bir sürü bir şeyler yapıyormuş gibi görünüyorlar ama hiçbir şey yapmıyorlar mesela. Saat kaç oldu ya? Çok geç olmuştur. Bence biz hemen apar topar çıkalım. Onur beklemesin. Hadi bakalım, iyi olur. Burası iyice ısındı. Şeyden ısındı. Hep ocak çalıştı, harharladı. Değil mi anneciğim? Hadi çıkalım. Çıkalım biz. Buyur anne. Hadi. Hadi gel. Sen ortalığı toparlar çıkarsın boncuğum. Hay hay Yıldız Hanımcığım. Ah sabır. Aa, çıkıyor musunuz Onur Bey? Evet, çıkıyorum ben Melek. Peki ne zaman döneceksiniz? Yani büyük ihtimalle dönmem. Bir şey olursa ararsın. Tabii efendim. Tamam. Tamam. Onur, hediyeni aldım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bu arada şakayı da kimin yaptığını öğrendim. Filiz'in şakasıymış. Evet, çocukluğumuzdan beri benimle bir alıp veremediği var ama ben de çözemedim. Sen çıkıyor musun? Evet, çıkıyorum. Ne vardı? Bir şey yok. Görüşürüz. Görüşürüz. Aferin, böyle sözümü dinle. Ben seni yola getireceğim ya. Erol. Annem aradı. Hala çıkmadınız mı diye çemkirdi. Şu kulağım duymuyor şu anda. Pardon. Nergis'im, ne yapıyorsun içeride bu kadar ya? 2 saat oldu. Güzel yüzünü görelim dedik. Anca mağazanın vitrinini izliyoruz. Olsun ya. Hınzırımı beklemek de güzel. Allah'ım, sen dualarımı kabul et ya. Nergis ona olan aşkıma inansın. O da beni sevsin ya. Abi. Allah! Allah dualarımı kabul etti. Çıktı. Ne yapayım? Ben de peşine takılayım mı? Takıl Samet. Yakalanırsam tesadüf eseri karşılaşmış gibi yaparım. Olur. İyi misin? İyiyim Samet. Arabayı görmedim. Az kalsın. Tamam hayatım, geçti. İyisin bak, hiçbir şeyin yok, tamam mı? Samet, hayatımı kurtardın. Ah be Nergis'im be. Ah be, sen iyi ol. Ben senin için ölürüm be. Geçti, tamam mı? Tamam, eşyalarını toplayalım şimdi, tamam mı? Tamam geçti, sakin ol. Tamam gel. Senin ne işin vardı burada? Ben tesadüf eseri geçiyordum buradan. İşte öyle arabanın geldiğini görünce atladım hemen önüne. Emin misin Samet? Değilim Nergis. Ben seni takip ediyordum. Belki görürüm biraz diye. Teşekkür ederim takip ettiğin için. Nergis, sen böyle gidemezsin. Telaş yaptın şimdi. Ben gideceğin yere kadar bırakayım seni. Yok yok, gerek yok. Dükkana gideceğim zaten. İyiyim. Peki. Görüşürüz. Ah elim. Ne oldu? Elim sıcağı sıcağını hissetmedim galiba. Elim burkuldu mu, kırıldı mı, ne oldu elime ya? Yok, kırılsa anlardın. Zedelenmedir herhalde. Tamam Nergis, sen git, ben hallederim. Yok Samet, seni yalnız bırakamam. Doktora götürelim. Yok yok, sen geç kalma. Benim araba şurada zaten. Ben giderim. Samet, nasıl kullanacaksın araba? Yardım ederim ben sana. Hadi. Tamam. Ah, bak konuştukça sızı giriyor. Alakasız ama çok saçma. Hadi gidelim, araba bu tarafta. Tamam. Ay,
Allah'ım aşkına. İnanmıyorum. Evet. Ay, evet böyle... burası bak. Çok... Oh. Aşkım ne yaptınız? Sabah bir problem olmadı mı aralarında? Vallahi. Kıyısından döndüm. O zaman yapılacak şey belli. Planımızı uygulamaya devam ediyoruz. O zaman direkt karar vermişiz gibi fikirlerini almak yok. Yok. Harika. Ya çocuklar bu tam Emir için yaptırılmış sanki. Yani evet ben de beğenebilirdim ama 2000'li yılların başlarında olsaydık. Anlamadım. Eski bir model o manada. Tabii canım sen de zaten bu yıl fabrikadan çıktın. Yani eski model o manada. Eski ya model. Yapalım mı şurada? Anne şu tarafta. Nerede? Şurada. Gözümüze ay ay nerede? Model. Ay. Ay işte tam torunuma göre bir takım. Ay şu işçiliğe bakar mısınız? Ayol bu çocuk odası için fazla şatafatlı değil mi ayol? Her yeri bir oynuyor ayrı bir şey yani. Ay ne münasebet. Tabii ki gösterişli olacak. Yavrum, oğlum sen beğendin mi? Hoş değil mi? Birazcık abartılı mı acaba? Ay ne zarifsin Onurcuğum. Aklın yolu bir. Ne demek istediğinizi anlayamadım. Aklın yolu bir derken bendeki akıl değil mi yani? Onu mu demek istiyorsunuz? Ne demek istiyorsunuz? Ben çok beğendim demek istiyorum. Mesela ben Songül annem de aynı fikirdeyken Lale de senin de aynı fikirde anne. Ben şu an şoktayım yani. Yani demek istiyoruz ki hemen karar vermeyelim. Bakalım birkaç tane daha bakalım. Alternatif bakalım yani değil mi? Tabii yavrum. Şöyle geçeyim ben o zaman. Müsaade. Böyle. Samet acıyor mu hala? Ne acıyor mu canım? Elin. Elim. Yok ya gayet iyiyim. Diyorum ah. Bak dememle yine ağrı girdi ya. Oynatamıyorum kolumu ya. Çok fazla oynatma kolunu tamam mı? Böyle sabit tut. O zaman böyle tutalım biz sabit kalsın o. Ama çatlak falan yoktur. 9 adelenmesidir herhalde. Nergis aklıma ilk tanıştığımız gün geldi. Ben de böyle arabayla çarpmıştım ya sana. Ayağını incitmiştim. Çok canın yanmamıştı değil mi? Yok pek değil biraz. Bizim tanışmamızda karşılaşmamızda... Gerçi bu karşılaşmak sayılmaz. Ben baya baya takip ettim seni. Biraz yaralayıcı oluyor. Hakikaten öyle. Ah be Nergis, bu yaralar, sızılar diner de, kalp sızısı diner mi? Samet, lütfen. Tamam, susuyorum ben yine. Beyefendi, buyurun. Erol'a da buradan almıştık. Şu, havzalarda şu koca arabayı verin, şuna bakalım. Ay, yengenlerin ne işi var burada? Yok artık ya. Ay, vallahi gerçekten delireceğim artık. Bir bu eksikti. Ay, evet. Çok o kadar güzel düşündün ki gerçekten. Kamyoncu fikri. Yıldız! Onurcuğum, nasılsın? İyiyim yengecim, sağ ol sen. Ben de iyiyim canım, ben de iyiyim. Anne, bak ne olursunuz. Bak birbirinize girmeyin diye. Burada ben taklalar atıyorum. Yalvarıyorum beni idare et ya. Ay siz onun için mi yapıyorsun? Ay ben de dedim bu kıza denk gelir. Evet. Yani yoksa ben sizi ayıramayacağım anne. Ay bebeğim. Ay güzel. Kalpli kızım. Tamam ben anladım. Bana mesaj geldi yani. Tamam mı? Gel sen korkma. Vallahi biz aslında didişiyoruz yani. Yani şöyle düşün. O sinsi betül olmadığı müddetçe bize karada ölüm yok. Songül. Lale. Ay neredeler? Ah. Aa, ben şey duydum. Ölürüm sen de mi duydun? Ay o doğru mu? Neredeler mağazanın içinde? Songül, Lale. Ay buradalar. Dur bakayım neredeler. Lale, bu ne tesadüf kız? Vallahi çok büyük tesadüf oldu. Ay tesadüf mü acaba? Vallahi gerçekten mükemmel bir tesadüf. Öyle ki ben bu yakışıklıyla bugün ikinci kez karşılaşıyorum. Ben hanımımdan çok gördüm bugün bu çocuğu. Ya öyle oldu değil mi bugün?
Ah anam, vallahi senden korkulur. Hissettin mi kız buraya geleceklerini? Yavrum benim her yerde gözüm kulağım var. Tanıyamadın mı hala beni? Vallahi pes anacığım. E hadi o zaman sahne senin. Gösterinliğini. Ek fitne fesat tohumlarını. Yengeç sen nasılsın? İyiyim bir tanem. Çok teşekkür ediyorum. Seni gördüm daha iyi oldum. Özellikle de Betül'ü görünce de bir şey oldum. Canım Eltim benim. Allah seni benim başımdan eksik etmesin. Siz ne yapıyorsunuz burada böyle iki dünür? Aa, bebeğe mobilya bakıyorsunuz. Harika. Seçebildiniz mi bari? Seçiyoruz, arıyoruz. Ama tabii biz bakıyoruz ama tabii ki çocuklar karar verir. Tabii. Karar onların. Tabii. Tabii tabii ama yani o kararı zaten ya çocuklar versin Songül'cüm ya da sen ver. Yani böyle şeyleri Yıldız'a bırakma bence. Çünkü Yıldız bu konularda böyle biraz şeydir. Neymişim Betül? Neyi ima etmeye çalışıyorsun? Seçicisin tatlım. Seçicidir. Yani öyle hemen beğenmez. Elbette öyle olacak. Ay. Tamam sıkıldım ben dikil dikil burada. Ben gidiyorum bakmaya bir şeyler. Ay ben de sana eşlik edeyim bir tane. Biz de gidelim. Görüşürüz. Felaket atla. Çocuklar ben şurada dinleniyorum. Ya Onur, bizim buradan bir an önce gitmemiz lazım. Haklısın hayatım. Biz hatanın en büyüğünü hep beraber buraya gelerek yaptık zaten. Burası mı acıyor? Beyefendi. Beyefendi, burada mı acı var? Ah, kolum. Evet, oralar çok fena, komple. Ah, acaba çıktı mı, kırılmış olabilir mi? Olamaz. Oh, çok şükür. O zaman benim niye bu kadar çok ağrım var ya? Ben kolumu kullanamıyorum da doktorcum. Geçer, merak etmeyin. Belki burkulmuştur. Şişlik, kızarıklık yok ama. Doktorcum, azıcık sabret, belki birazdan şişer. Pardon, hemen geliyorum. Ya doktor, krem mi sürüyorsun, merhem mi sürüyorsun, bandaja mı alıyorsun, komple alçıya mı alıyorsun, beni bir şeyler yap, ne olur ya. Beyefendi, hiçbir şeyiniz yok ve acil servisi meşgul ediyorsunuz. Kalbim ağrıyor doktor, kalbim. Kardiyolojiye randevu alın. Ya doktorcum, öyle değil. Biz şimdi Hınzırım'la yeni ayrıldık. Belki bu olay vesile olur, tekrar barışırız. Ben onu çok seviyorum ya. Ya doktorcum, ben senden bir Hulusi'yken, ben tavır beklerken... ...sen niye Erol Taş'ta diretiyorsun ya? Bir şeyler yapsana. Yalan mı söyleyeyim, olur mu öyle şey canım? Öyle mi? O zaman ben kendi işimi kendim görürüm. Beyefendi, ne yapıyorsunuz? Kendinize gelin. Ah, oldu mu şimdi? Ne oldu birden? Biraz ağrım arttı hayatım. Madem bu kadar ağrınız var... ...belki kırık çıkık olabilir. Siz bir röntgen alın. Evet, siz beni bir röntgen alın. Alın beni. Ay, 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 ay. Ne kadar güzel bir takım böyle. İşte zevk sahibi biri çıktı. Bravo. Ay, vallahi çok beğendim yengoş. Tam benim prenseslerime göre yani. Böyle ışıltılı, parıltılı, böyle gösterişli yani. Böyle zenginliğimizi insanların gözüne sokacak şekilde. Ben de bu takımı çok beğendim. Benim de şöyle bir fikrim var. Bence bu olmaz. Ben de bir düşündüm. Bence de bu olmaz, hiç olmaz. Allah Allah, siz ne karışıyorsunuz acaba? 9 ay bu çocukları karnında taşıyan benim, kahrını çeken benim. Tepişlerini, gazlarını. Öyle karşıdan bakmak kolay yani. Karşıdan bakmak gibi demeyelim de Filiz'ciğim. Biz de o gaz ve toz bulutunun içinde yaşıyoruz ya... aylardır çok şükür. Özellikle ben yatak odasında sabahlara kadar. Erol'cum neyse ne. Yani annesi kim ayrıca? Benim. Ayrıca ben bu takımı çok beğendim, alıyoruz. Sen anasısın da ben bu çocukların teyzesi miyim? Benim de söz hakkım var orada. Evet benim de var. Ben de babaanneleriyim. Sen sus kaynana. Hiç konuşma sen. Allah Allah. Nereye gitsek bizim peşimizdesin zaten. Ben bu takımı istiyorum. Alacağız hem de iki tane. Hayatım, Filiz'ciğim en azından bir tanesini anacığım seçsin. Ne olur. Çocukların arasında ayrımcılık mı olsun? Öyle mi yapıyoruz yani Erol? Çocuklar şöyle mi yapsak acaba? Yani böyle hemen karar vermek zorunda hissettiniz kendinizi. Böyle bir şey yok. Yani biraz daha bakınalım. Bakın mağaza çok büyük. Ama yani bir saniye, ben de bu takımı çok beğendim. Anneleri olarak çocuklarının takımını seçmek, beğenmek hakkı değil mi canım? Tabii kadıncağız seçsin, bırakın ayol. Konuş, konuş yengoşum konuş. Vallahi zevkten anlayan bir insan kendisi. İstiyorum bu takımı kaynana. Duydun mu?
Bak Betül, görüyor musun? Bizi karıştırmaya gelirken kendisi alabora oldu. Allah iyi oldu. Aferin Filiz'e ya. Hakkından geldi. Asla Filiz. Zaten bir tek o geliyor hakikaten farkındaysan. Duydun mu beni kaynana? İstiyorum. Filizciğim, ne oluyor böyle? Oluyor mu böyle kaynana maynana insanların önünde birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olan şu günlerde özellikle? Aman ya, aman hemen sen ne konuşuyorsun hemen? Sen ne konuşuyorsun hemen? Hemen ama annesi, kuzu, ana kuzusu. Ana kuzusu kıl kuyruk. Hemen bir yerde benim yanımda olsunlar. Filizciğim, aslında kimse benim oğlumla böyle konuşamaz. Filizciğim, size çok bile dayandı. Yıldız'ın oyununu görüyorum ve bozmak için hamlemi yapıyorum. Ne oyunu? Ne oluyor? Ben göremiyorum ki şu an. Göremiyorum. Bak yine deli deli hareket. Gördün mü yengoç? Böyle deli deli hareketler, kaşları gözleri oynuyor hala ayda. Ben şöyle düşünüyorum çocuklar. Yani şimdi bunu böyle bu mağaza içinde artık daha fazla tartışmamamız gerektiğini düşünüyorum. Filiz çok haklı. Filiz gerçekten çok haklı. Filiz bu çocukların annesi değil mi yavrum? Bırakıyoruz ve Filiz karar veriyor. O ne istiyorsa onu alıyoruz. İster 2 tane ister 32 tane, fark etmez. Nasıl alıyoruz 32 tane anacık? 2 dakikada mı satışa getiriyoruz evladımızı? Erolcuğum lütfen yavrum. Lütfen artık lütfen tartışmıyoruz. Söylüyorum ama bak, sen de artık görmeye çalışabilirsen çok iyi olur. Eğer göremiyorsan da susmaya çalışabilirsin. O da iyi bir fikir olabilir. Yani bir şey biliyoruz ki onun için konuşuyoruz değil mi yavrum? Şu anda idrak ettim. Tamam, o zaman biz artık yavaş yavaş gidelim. Siz de inşallah çok güzel bir seçim yaparsınız. Yıldızcığım, ben gidiyorum Songül Hanım'a hoşça kal, hoşça kalın diyeceğim. Çocuklar lütfen gagalamayın artık birbirinizi. Tartışma bitti. Lütfen. Ben de seninle geleyim Betülcüğüm. Erolcüğüm, göstereceğim ben sana gününü. Aman ne göstereceksen göster de sen de kurtul, ben de kurtulayım arkadaş. Yeter be, tehdit. Canımı mı alacaksın? Bir can borcum var zaten. Al da kurtulayım be. Ölün lazım değil gülüm. Ben seni süründüreceğim. Gülüm mü? Kamyoncu gibi Allah'ını seversen kamyon yazısı aforizması söyleyip giden karım var benim. Nalet gelsin. Tekrardan geçmiş olsun. Haftaya kontrol için bekliyorum. Sağ olun doktor bey. Çok teşekkürler. Rica ederim. Nasılsın? İyiyim. Nergis, seni de bu saate kadar meşgul ettim. Kusura bakma. Ay olur mu öyle şey? Saçmalama. Önemli olan senin iyi olman. Hadi kalk, ilaçlarını alalım, sonra seni eve bırakayım. Ben giderdim. Yok, bırakmam seni. Hadi. Tamam. Bir saniye. Uyku getirici mi acaba? Ve baka baka böyle akıyor falan. Bizim yavaş yavaş gitmemiz lazım. Doktor randevusuna gecikmeyelim. Ama yavrum daha bir şey bakamadık doğru dürüst. Buna da bir kız takımı alalım. Bizim alacağımız takım az çok şekillendi değil mi Lale'cim? Evet evet. İşte son bir iki yere daha bakarız, karar veririz, artık alırız değil mi Onur odayı? Tabii. Ya siz nasıl isterseniz, tabii size kalmış. Çok güzel şeyler var. Tabii tabii, siz bilirsiniz yavrum, siz bilirsiniz. Aa, öyle bakıyoruz bakıyor. Abi gelsene, çok pardon. Agar logo. Alo. Agar logo. Songül, sen misin? Ege, Veget. Songül, seni anlamıyorum. Oh, nihayet anlamadığınız bir şey buldum. Bu kuş dili. Size öğretirim. Çok teşekkür ederim. Songül dedim, bir mahsuru yoktur umarım, ha? Hayır, artık yok Haluk. Hastaneden aradılar, tahlil neticeleri çıkmış. Sen de muhakkak birlikte alalım demiştin. Yani müsait misin, ne durumdasın diye sormak istedim. Biz şimdi Emir için mobilya falan bakıyorduk, müsait... Olabilirim, niye olmayayım? Zaten burada işimiz çok az kaldı. Tamam, harika, müsaitim. No problem, no problem. Ben o zaman tek başıma gidip alırım. Hayır. İzin vermiyorum efendim. Ay inanmıyorum, abime resmen müdahale ediyorum.
Ne yapacağız şimdi? Ben şimdi burada bir kafedeyim. Tamam. Ben buranın konumunu yollayayım. Burada buluşalım, birlikte gidelim. Ne dersin? Aa, çok güzel bir teklif. Değerlendirmeye değer. Oradan da kutlamaya gideriz ama. Tamam. Yani neticenin iyi çıkacağını söylüyorsun. Kesinlikle. Teklif mi? Ne teklif? Ay bir de kutlama yapacaklar. Ay vallahi delireceğim ben de. Pagay pagay. Evet. Ay. Ha canım. Hadi gidelim artık ya. Çok oyalandık. Anneciğim sen buradan nereye? Ben şeye gidiyorum. Bir işlerim var, dolaşacağım. Dolaşmayacağım, işlerimi halledeceğim. Ondan sonra da dükkana gidiyorum. Tamam. Sen ne yapacaksın anne? Seni bırakalım mı bir yere ya da şoför? Yok, benim de dışarıda işlerim var yavrum. Songül'ü abimle yakalamak gibi. Hadi gelin. Ah anam, neredeyse kendi kazdığımız kuyuya kendimiz düşecektik vallahi. Ava giderken avlanacaktık kız. Ay evet oğluşum. Ama annenin keskin zekası ve eşsiz analiz yeteneği hemen duruma müdahale etti. Tebrikler anam. Sayende bir aile faciası önlenmiş oldu. Ay evet Erol. Filiz gerçekten çok fena. Neyse pasta tatlı falan yedi de biraz sakinledi. Oh be. Vallahi böyle biraz rahatladım yani. Afiyet olsun yavrum. Afiyet olsun hanım. Erol'cum bence sen hiç sesini çıkartma yani. Çünkü bunların üstünde bir tepsi baklava yesen sana olan sinirim geçmez. Filiz'cim biraz egzajere ediyor olabilir misin? Ben mi egzajere ediyorum? Ben mi ediyorum ya? Senin yanında olman kişi gereken kişi kim? Ha? Ben miyim? Anam mı? Tabii ki de. Duruma göre değişir. Değişmez Erol'cum, değişmez. Benim. Bu kadın seni büyütmüş olabilir, doğurmuş olabilir, büyütmüş olabilir ama ben senin karın olarak evlendikten sonra baş tacın olmalıyım. Yavrularım şey mi yapsanız acaba? Yani bu tip konuları acaba benim olmadığım ortamlarda mı konuşsanız? Çünkü böyle yani yüzüme olunca biraz ayıp olmuyor mu Filizciğim? Senin bu hassasiyetin nedir ya kaynana? Hayır siz misiniz hamile olan, biz miyiz yani? Allah Allah. Sen beni kıskanıyor musun acaba? Ha? Sen benim baby girl'lerimi mi kıskanıyorsun? Senin bu hassas tavırların, bu agresyonun bundan mı? Çünkü sen doğuramadın kız. İkiz de doğuramadın. Ay Filiz'cim sen artık iyice saçmalamaya başladın yavrum. Yani şimdi insan hiç kendi torunlarını kıskanır mı kızım? Yani lütfen Filiz. Lütfen yavrum rica ediyorum. Yani beni çok üzüyorsun böyle yaparak. Filiz çok üzüldüm şu anda. Ah anam sen mi ben mi? İçim parça parça şu an. Arada da kaldım. Sen hiç arada kalma. Tamam sen şey yap. Sen karına bak. Anneni düşünme. Anneciğim olur mu? Ne biçim konuşuyorsun? Ne biçim laflar bunlar böyle? Tamam. Dramaya bağlamayın hemen. Tamam. Bir şey demedik ya. İyi, soşuz. Tamam. Ağlama sen de kaynana. Erol, sen de bana şuradan bir sütlü Nuriye söyle. Nuriye? Söyleyeyim onu dayı. Onur, böyle annemle Yıldız anne az kalsın böyle birbirlerine gireceklerdi. Ödüm koptu biliyor musun? Sorma hayatım, sorma. Neyse çok şükür kazasız belasız atlattık. Çok şükür. Evet hayatım. Şimdi zaten bunları düşünmeyelim. Birazdan oğlumuzu göreceğiz. Ona konsantre olalım tamam mı? Evet ya. Ya ne kaldı ki şunun şurasında? Çok az. Evet aşkım ya. Çok az zaman kaldı. Şimdi düşünüyorum böyle hastaneye giriyoruz ikimiz. 3 kişi çıkıyoruz. Evet. Böyle hayal ediyorum da. Doğumda oğlum beni hiç üzmemiş. Canımı yakmamış. Ben de onun minicik parmaklarıyla oynuyorum. Evet yani güzel düşündün tabii de. Şimdi merak ettim sen öyle basit falan deyince normal doğum değil de sezaryen mi? Normal doğum? Neden ki? Yani yok sordum öylesine ya sen rahat deyince. Sesinde şey tedirginlik vardı. Neden yapamaz mıyım Onur? Aşkım zaten normal olan o. Yani doğal yoldan normal doğum. Ama sadece... Yok yok. Sen benim korkacağımı düşünüyorsun. Yani tamam hayatım evet yani sonuçta kolay bir durum değil o. Ay niye kolay olmasın ki ya? Sonuçta ne olacak? Kısılacaksın ve sancın tutacak. Nefes al, nefes ver, nefes al, nefes ver. Zaten epidural kullanacağız. Ne o? Bölgesel anestezi işte. Orada hiç hissetmeyeceksin ki. Hop doğdu çocuk. Ben araştırdım. Biliyorum yani kolay. Tamam hayatım ben de okudum zaten bunları. Yani gireceğiz doğuma. Tamam mı? Ben de yanında olacağım.
Peki sen emin misin yani doğuma girmeye? Ha? Ben seni yalnız bırakır mıyım hiç? Onur ama, Onur bakar mısın? Yani sence bu şekilde mi oluyor? Ha? Aşkım. Yani bende böyle bir yalancı kasılma oldu diye ben o şekilde canım yanar diye düşünüyordum. Tabii ki doğuma yaklaştıkça biraz daha artıyor. Biraz daha. Yok, ben yapamayacağım. Aşkım nereden çıktı şimdi birdenbire? Birdenbire mi? Onur, ben yapamazsam ne olur? Benim çocuk içimde mi kalacak? Bak, her doğum kendine has. Yani her kadının ağrı eşiği farklı. Kimisininki çok düşük, kimisininki çok yüksek. Kimseyle karşılaştırma, kimseden bir şey dinleme. Kulağına girmesin, tıka yani kulaklarına, tamam mı? Merak da etme. Yani çünkü sen bunları düşündükçe, sağdan soldan bir şey duydukça gereksiz kaygılanacaksın. Kaygılanmayalım lütfen. Ne kadar rahatsın ya. Görmedin mi? Kadın kocasını parçalayacaktı şuradan geçerken. Bebeğim onun ağrı eşiği çok düşükmüş demek ki. Ama seninki öyle mi ya? Senin ağrı eşiğin çok yüksek. Sen çok güçlüsün. Sen dirayetlisin ya. Yok ben duygusal manada zaten acı eşiğimin yüksek olduğunu hissediyorum. Biliyorum da. Çünkü yaşadığım hayat sebebiyle. Ama fiziksel acı eşiğimin ben düşük olduğunu düşünüyorum. Çünkü Onur sonuçta ben kaşımı bile aldıramıyorum yani. Komik mi Onur? Komik mi? Aa, sen doğur o zaman. Doğurabiliyorsan doğur o zaman Onur. Ya sen bırak doğurmayı var ya iğne bile yaptıramazsın yemin ediyorum. Bir de ne diyorlar anneler bir babalar dokuz doğururmuş. Çok komik. Pardon. Kadınlar daha güçlü hayatım yani. Zaten ben sana söylemiştim bunu duygusal olarak da daha güçlü, fiziksel olarak da daha güçlü, tamam mı? Şimdi konuşmaya da gerek yok çünkü çok zaman var da her şey güzel olacak, tamam mı? Bak sana ama nasıl bir yangın yeri gibiydi burası. Onur Bey müsait, buyurun. Geliyoruz. Neredeler acaba? Gel. Merhaba. Ah, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın Lale? İyiyim. İyi. Lale bir kadın gördü de doğuma girerken biraz panik yaptı. Onur sanki panik yapılacak bir şey yoktu. Tamam hayatım, ben bir şey söylemiyorum. Lale şimdi tedirginliğini ve korkularını anlıyorum. Bunları zamanı geldiğinde konuşacağız. Ama önemli olan senin ve bebeğin sağlığı ki o da iyi. Sen bunları düşünme. O an geldiğinde beraber hallederiz. Önce kendine güven. Yani ben her zaman sizin yanınızdayım. Yani hayatım ben de yanında olacağım biliyorsun her zaman. Yani eğer istiyorsanız tabii arzu ederseniz siz de doğuma katılabilirsiniz. Sorun değil çünkü bazen babaları da doğuma alıyoruz. Fakat eğer kendinize güveniyorsanız. Çünkü yani babalar bazen doğuma giriyorlar. Hayır, onlarla uğraşmaktan anneyle ilgilenemiyoruz. Allah Allah. Neden öyle oluyor ki? Onu da size ben daha sonra anlatırım. Şimdi önümüzdeki haftadan sonra bir kontrol daha yapacağız doğumla ilgili. Ondan sonra zaten her şey netleşecek. Şimdi bana sorarsanız önemli olan normal doğum olması ve sağlıklı olan da o. Herhangi bir aksilik olursa ki umuyorum olmayacak. Ben yine yanınızda olacağım. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Vallahi ben sana güveniyorum. O yüzden sen karar ver. Harika. Öyleyse bebeğimizin durumuna bakalım mı nasılmış? Hadi bakalım. Hadi buyurun. Geldik. Ya ben bunu anlamıyorum. İyi, nihayet anlamadığınız bir şey çıktı. Çok bekletmedim sizi değil mi? Ne demek Songül, rica ederim. Buyur, otur. Nasıl iyi? Yani sonuçlar çok iyi çıkacak eminim. Bir şey içer misin? Yok yok yok. Sen eğer hazırsan bir an evvel kalkıp sonuçları alalım. Ay resmen aşk yaşıyorlar. Bunlar hep de gözümün önünde. Hazır mısın? Songül, ben sonuçları aldım. Nasıl yani? Öyle mi?
Senle telefonla konuştuktan sonra doktor aradı, hemen gel dedi. Ben de gittim aldım. E gitti ve harika çıktı. Tabii. Ay o zarf ne? Ay o zarf. Ay tatile, tatile gidiyor bunlar kesin. Ha yok. Yani iyileşici tas... Yoksa abim Amerika'ya mı götürüyor bu kadını? Ay vallahi götürem. Yoksa nikah davetiyeleri mi? Ay nikah davetiyesi mi acaba? Ay ay. Ben sana demedim mi? Ay artık ben dayanamayacağım. Çok sevindim abi. Songül, sana çok çok teşekkür ederim. Yani bu stresli zamanlarda sen olmasaydın ben atlatabilir miydim bilemiyorum. Ay sen o kadar abartıyorsun ki. Yıldız, senin ne işin var burada? Asıl sizin burada ve baş başa ne işiniz var acaba abicim? Sorry. Yani ne yapıyormuşuz gibi görünüyor. Sohbet ediyoruz. Bana hiç öyle gelmedi, hiç. Affedersin ama biz sadece arkadaşız. Yani ne söylemek istiyorsun? Ben anlamıyorum ki. Her şeyi açık açık söylemende fayda var. Ben sizin gibi gizli gizli işler çevirmeyeceğim için açık açık konuşayım. Abicim. Abicim öncelikle siz. Ben hiç beklemezdim böyle bir şey. Hiç yakıştıramadım. Hiç yakıştıramadım size. Size gelince Songül Hanım, sizin torununuz olacak. Torununuz olacak ama siz burada abimle flört peşindesiniz. Ayıp, ayıp. Yazık, ayıp. Çok Yıldız, ayıp. Yıldız, kendine gel. Ne biçim konuşuyorsun? Hayır, nasıl etkilediyseniz artık kesinlikle laf söyletmiyor. Bravo. Önce o olur, şimdi abim. Bravo, bravo. Kes sesini. Ben sizin seviyenize asla düşmeyeceğim. Sizin o kabahat sözlerinize, hakaretlerinize asla karşılık vermeyeceğim. Haluk Bey, siz anlatıverin kardeşinize. Sen mi bana seviye diyorsun? Çıldıracağım. Seviye diyor bana, seviye diyor. Yıldız, sana inanamıyorum. Hadi beni geç. Songül Hanım'la ne biçim konuşuyorsun sen? Ne bu saygısızlık he? Ama abicim... Abi deme bana. Abi deme bana. Hadi. Kendini düşünmedin, beni düşünmedin. Onur'u ve torununu düşünmeliydin. Ayrıca Songül Hanım'la senin düşündüğün gibi bir şey yok aramızda. Yok mu? Ha, o zaman ne var? Ne konuşuyordunuz siz o zarfın içinde? Ne vardı, ne var? Otur lütfen. Otur lütfen. Her şey yolunda. Buyurun, Emel'in görüntülerini size vereyim. Ay. Onur şuna bak. Evet aşkım ya, maşallah nasıl büyüyor görüyor musun? Artık son aya giriyoruz. Bundan sonra her hafta kontrolümüz olacak. Yani önümüzdeki hafta aynı gün tekrar sizi bekliyorum muayenehaneye. Tamam. Peki. Oldu o zaman. Tekrar görüşmek üzere. Teşekkürler. Rica ederim. Görüşürüz. Biz doğum kursuna geç kalmadık değil mi? Yok aşkım, gecikmedik de. Sen nasıl hissediyorsun? Yorgun değilsin değil mi? Yok, yorgun değilim. Artık eve gidince sen bana masaj yaparsan... Abicim ben ne yaptım? Songül Hanım size destek oluyormuş aslında. Evet Yıldız. Keşke bana söyleseydiniz. Ben destek olurdum size. Hem bütün bunlar yaşanmazdı. Yıldız, sizi telaşlandırmak istemedim dedim ya. Ben sizden nasıl şüphelendim abicim? Evet. Halbuki siz benim yerime Songül Hanım'ı üzmeye karar vermişsiniz. Benim haberim olmadı ki. Olmadı. Yıldız, seni affedeceğini zannetmiyorum. Ama ne yap, ne et, gönlünü al Songül Hanım'ın. Söyle.
söylediğin şeyler çok çirkindi, çok kötüydü. Yani ne bizim ailemize ne de sana yakışmadı. Çok özür dilerim. Çok utanıyorum, çok özür dilerim. Çok çok üzgünüm anneciğim, çok üzgünüm. Geldik. Keşke gelmeseydik. Neden? Başka bir yere mi gidecektin? Yok. Ben biraz daha fazla vakit geçiririz belki diye şey etmiştim. Her şey için tekrar teşekkürler Samet. Konun için gerçekten çok üzgünüm. Nergis, sen hiçbir şey için üzülme bu hayatta, ne olur. Tamam. Ben artık taksiye binip gideyim. Bana bir taksi çağırsan. Ya Nergis, öyle taksi falan ayıp oluyor ya. Ne olacak canım? Bir an evvel eve gitmem lazım artık. He, geç kalmak dedin, ev dedin, aklım annen geldi. O zaman ben hemen taksi arıyorum. Aa, taksi geliyor, şansa bak. Ah. Görüşürüz. Görüşür müyüz sence? Hayat bu, belli olmaz. Belki tekrar görüşürüz. Öyle diyorsunuz yani. Peki. Lale'nin kardeşi değil mi o? Bu ikisi ne alaka be? Merhaba Nergis Hanım. Merhaba. Merhaba. Hayırdır Sametciğim? Onur Bey'in baldızını mı yazıyorsun yoksa ha? Ne iş? Sana ne Şerife? Ne demek sana ne? Aranızda bir şey olabilir mi diyeceğim ama. Diyeceğim ama mı? Var belki. Ne olmuş, olamaz mı? Hadi be oradan. O kız sana bakar mı be? Onun gözü yükseklerde, yükseklerde. Sen olsan olsan bir düşünelim. Onun şoförü olabilirsin Sametciğim. Bana bunu söyleyen hizmetçi. Şerife, işine bak sen. Aa, çok kızdı. Aralarında bir şey var o zaman bunların. Ay tamam Sametciğim, ben takılıyordum sana. Sen de hemen ciddiye aldın. Koluna ne oldu senin canım benim? İyiyim Şerife. Kolumda da bir şey yok. Düş artık yakamdan. Rahat bırak beni, anladın mı? Aa, yakana yapışan mı var be? Triplere bak. Aşkım, hı? İyisin değil mi? İyiyim Onur. İyiyim de ya, o kadının sesi hala kulağımdan gitmiyor. Bende herhalde böyle doğum fobisi falan meydana geldi. Aşkım lütfen ama. Bak çok az kaldı artık doğuma. Son dersimize geldik. Burada böyle bir nefes egzersizleri yapalım, rahatlayalım. Oldu mu? Evet, o kadar gerginim ki bu ders bana çok iyi gelecek. Gelecek, gelecek aşkım. Kolay gelsin. Gebelikler. Tekrar merhaba çifte kumrular. Ne haber Filiz? Ay iyi ya, ne olsun. Kuzito, what's going on ya? İyi sağ ol, sen? Ne olsun vallahi, biz de nefes almaya geldik. İlk nefeslerini alacak Filizciğim. Çok heyecanlıyız maşallah. Vallahi çok şey öğrendik. Bizim için çok faydalı oldu. Hele yakınlaşmamız açısından. Evet, öyle sarılmalar, masajlar. Fena olmadı ama değil mi? Aşkımızın temelini burada attık diyebiliriz yani. Evet. Annem ve babamın isimleri. Yaz. Lale, Onur. Devam edelim. Yavaşça üflüyoruz. Nefes ver. Nasıl oluyor mu? Mutlu hormonlar salgılanıyor mu? Harika. Ay neler yaşamışız ya. İyi ki. Peki ya biz nereden bildik de böyle plan yaptık da buraya başladık? Babaanne. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Çok akıllı kadın. Helal olsun. Buraya bizi koydu, gitti. Maşallah, bunların araları düzelmiş sanki. Ay ne güzel ya araları. Vallahi çifte kumrular yani.
Allah'tan sana güvenmemişim, seni dinlememişim de üzmemişim Lalişimi. Erol, susar mısın, konuşma. Merhabalar. Merhaba. Aha, öğretmen geldi. Hoş geldiniz. Bugün son dersimiz biliyorsunuz. Hepinize katılımınızdan dolayı ayrı ayrı teşekkür ederim. Umarım benim kadar keyif almışsınızdır. Size bugün doğumla ilgili bilgiler vermek istiyorum. Doğumun başladığını nasıl anlarız, neler yapmalıyız, kasılmalar nasıl olur gibi. Önce doğum ağrılarından bahsedelim. Karında sertleşmelerin eşlik ettiği ve düzenli aralıklarla devam eden, dinlenmelerle geçmeyen gerçek doğum sancılarıdır. Ve şiddeti giderek artan gerçek doğum sancılarıdır. Doğumun ikinci evresinde karın solunumu yapılmaya başlanır. Sancı başladığı zaman derin bir nefes alırız. Oh. Nefesimizi olabildiğince tutarız. Ve doktor kontrolünde ıkınmaya başlarız. Evet. Hadi o zaman nefes egzersizi yapalım. Ve nefesimize konsantre olalım. Derin bir nefes alalım. Nefesimiz göğüs kafesinden geçiyor ve aşağı iniyor ve aynı şekilde nefesimizi veriyoruz. Of, hayatım ne yedin yemin ediyorum, gözüm düşecek benim. Bu nasıl bir keskin koku, sarımsak kokuyor bu. Biz pastaneden geldik, bu nasıl sarımsak kokuyor acaba? Mantı yedim. Pastanenin hangi köşesinde yedin fare gibi mantıyı? Sen tuvalete gidince yedim. Öf, bir gün beni yiyeceksin yemin ediyorum. Telef olacağım yanında, ona bir şey yapıyorum. Korkuyorum şu anda. Bir gün bir kalkacağım sol taraf full yok. İyi fikir. Lanet gelsin sana. Evet, iyi miyiz? Doğru nefes alıp verme hem bebeğiniz hem de sizin sağlığınız için oldukça önemli. Evet, evde mutlaka bu egzersizleri tekrar ediyoruz. Kendimizi doğuma her açıdan hazırlamanız sizi bu korkularınızdan uzaklaştıracak. Hepinize sağlıklı doğumlar diliyorum. İki derste ben yani çok hazır olduğumuzu düşünüyorum. Süperiz bence, çok kolaymış ya. Gerçekten mi Filiz? Lale, sen biraz korkuyor musun? Korkuyorum. Lale, şiş, ben de korkuyorum. Çok feci korkuyorum biliyor musun? Gece gece kasılma geliyor bana. O doğum anı, o fırtlatma anı bende yok yani. Çok çekiniyorum. Bu da altıncıyı doğurmuşçasına rahat. Ama helal olsun. İkiz olmasına rağmen çok cesaretli. Ya ne olacak ya? Anneannelerimiz, dedelerimiz beşer onar tane doğuruyorlarmış, salıyorlarmış böyle büyüsün diye. Ne olacak ki? Eski toprak demek ki. Çok cesaretli oluyor. Neyse, bunları konuşuruz yine zamanı gelince. Nasıl olsa... Ha yaşa, bak nasıl olsa doğuracaksınız zaten, onu diyecekti. Nasıl olsa içinizde kalmayacak bu kuzular. Nasıl olsa bunlar içinizde reşit olmayacak. Ha? Oransızız mizah diyebilir miyiz? Tam da değil. Hadi kalkalım hadi. Beni bari. Hadi bakalım. Day day, gel bakalım. Hadi bakalım kaymadan. Kestaneler demiş. Nerede, alışverişe gitmedin mi sen ablacığım? Aa, poşetleri Samet'in arabasında unuttum. Samet mi? Nasıl yani, sen alışverişe gidiyorum diye Samet'le mi buluştun Nergis? Abla, öyle düşündüğüm gibi değil. Nasılmış Nergis ha? Nasılmış ablacığım? Abla. Hı. Samet benim hayatımı kurtardı. Hayatını mı kurtardı? Nasıl yani? Abla, tam mağazadan çıktım. Hı. Böyle dalgınım, yürüyorum. Tam karşıdan karşıya geçecekken bir araba eziyordu beni. Arkamdan bir anda Samet çıktı, kurtardı beni. Beni düşünsene, şaşırdım. Nereden çıktı bu çocuk diye. Nergis, ne diyorsun ablacığım sen? Ay vallahi benim bir sadakamız varmış ya. Bana bak, Samet olmasaydı sana olacakları düşünmek bile istemiyorum ha. Abla, çok garip değil mi ya? Resmen beni takip ediyormuş. Garip tabii canım, çok garip de. Bu senin kaderin falan olabilir mi ya? Baksana, hayatından çıkmıyor bir türlü. Nasıl bir kaderse? Ne oldu ablacığım? Ha? Ne oldu? Beğenemedin mi Samet'i yani? Çocuk senin için canını ortaya koymuş be.
Ortalık it kopuk dolu, sen farkında değilsin galiba. Samet böyle ne güzel, temiz çocuk, iyi çocuk, kalbi güzel. Daha ne istiyorsun sen? Her şey para pul değil Nergis'ciğim. Ne demişler? Güvenme güzelliğine, bir sivilce yeter. Zenginliğinle böbürlenme, bir kıvılcım yeter demişler. Vallahi kim söylemişse diline sağlık. Abla orası öyle de. Üf, karıştırma aklımı şimdi benim. Zaten annem de nefret ediyor Samet'ten. Ay tamam, tamam canım. Orası da öyle tabii de. Burada annem nerede ya? Hala gelmedi dükkana. Ablamla doktora gidecekti. Ne oldu acaba? Ha, doğru söylüyorsun. Ay dur, merak ettim. Ben de bir arayayım. Ay. Efendim ablacığım. Ha, ne yaptın ablacığım? Nasılsın? Ha, nasıl geçti? Vallahi çok kötüyüm ben abla. Aa, ne oldu be? Ya ben doğuramayacağım. Yapamayacağım yani. Vazgeçtim. Ne demek doğuramayacağım? Lan şaka mı yapıyorsun? Deli deli konuşma kız. Aa, kim doğuracak? Onur mu doğuracak yani? Ablacığım espri falan yapma. Ben hastaneye gittiğimizde bir tane kadın gördüm doğuma giden. Onun çıkardığı sesleri duysaydın. Sancısı herhalde çok tuttu ki feryat figandı. O yüzden ben de vazgeçtim. Yani yapamayacağım ki, yapamam. Ay, ay sen bunun için mi korktun ablacığım? Ben böyle var ya şıp diye doğru verdim. Ha sen merak etme, bizim ailenin kadınları rahat doğum yapar. Emin misin? Ben pek emin değilim abla. Lale eminim tabii. Olmaz olur muyum ablacığım? Bak ne diyeceğim. Şimdi biz Kurtuluş Enişten'le eğer müsaitseniz akşama size gelelim. Hem böyle iki sohbet ederiz hem de ben seni bir rahatlatırım ha. Tamam. Vallahi çok iyi olur. Anlaştık, bekliyoruz. Tamam tamam tamam. Hadi akşama görüşürüz ablacığım. Görüşürüz. Ya öyle apar topar sorunca bir şey diyemedim. Şey ablam ve eniştem geliyor. Tamam hayatım, gelsinler. Sen zaten başka türlü rahat edemeyeceksin belli. Kulaklarımdan hala gitmiyor sesler. Tamam. Hadi çıkar üzerine. Tamam. Sakinleş. Ver onu da bana. Ay kıyamam ya, doğurmaktan korkuyorum. Sen rahatlatırsın onu. Ay, herhalde kız ablayım ben. Abla ben bir Samet'i arayayım da poşetlerin onda kaldığını söyleyeyim. Hı, söyle. Ben de şu kestanelerle ilgileneyim. Telefon çalıyor. Aha, neresi arıyor? Alo. Alo. Nergis, ses gelmiyor. Alo. Samet merhaba. Nergis. Poşetler arabada kalmış da onu haber vermek için aradım. Ha, o yüzden aradın. Anladım. Eğer müsaitsen senden bir şekilde almam lazım poşetleri. Yarın lazım çünkü. Tamam Nergis'im, ama hınzırım derim. Nergis tamam, nerede buluşalım? Yok buluşamayız da. Nilüfer ablamla enişten bugün Lale ablamlara gelecekler. Oradan dönüşte müsaitsen alsınlar senden. Tamam alsınlar. Zahmet olacak sana. Ne zahmeti Nergis'im ya? Bunlar bayağı flört ediyor. Bak sen şu işe. Peki sen nasılsın, iyi misin? Kolum? Kolum iyi, iyi, gayet iyi. Peki sevindim. O zaman eniştemle irtibata geçersiniz. Tamam, irtibata geçsin benimle. Görüşürüz. Çıkları yaptım galiba. Yemin ediyorum akıl sağlığımı kaybedeceğim bu kızı yüzünden. Aa, kahveyi de döktük. Ah, hoş geldiniz. Ben odamda olacağım, yemeğe de gelmeyeceğim. Yıldız, ne oluyor? Çok kötü Fikret, çok kötü, çok kötü. Yoksa abinle kavga mı ettin? Keşke onunla kavga etseydim, keşke. Sakın, sakın Songül Hanım deme. Yanlış anladım Fikret. Böyle el ele görünce böyle gözüm dönmüş, bir deliriverdim. Sonra bir de üstüne sarılınca kaybettim kendimi Fikret, kaybettim. Yıldız, Yıldız, ben onların arasında ilişki var diye söylemiştim sana. Niye karışıyorsun? Yokmuş. Ben buna sevinemiyorum. Yok muymuş? Yokmuş. Ama ben kendimi kaybettim. Birlikte olduklarını zannettiğimden. Ağzıma ne gelirse söyledim Songül Hanım'a. Ağzıma geleni söyledim. Ay kendimi kaybettim Fikret. Ay çok.
Çok çok utanıyorum, çok pişmanım. Ay ne yapacağız Fikret? Rezil oldum Fikret. İkimiz de olduk, ben de öyle zannetmiştim. Ay ben... Ay rezalet, ben hayatımda böyle şey görmedim. Ay çok ayıp. Ay rezalet bir... Ay... Ay kulaklarım çınlıyor o kadar. O çınlamıyor iş. Aa, ne biçim çıkıyor bu sesin. Buyurun Haluk Bey. Songül Hanım, öncelikle kız kardeşim adına özür dilerim. Ve bu yaşananlardan dolayı çok çok üzgünüm. Kusura bakmayın ama kardeşiniz veli bulunduracak yaşta değil. Neyse ben bunları konuşmak istemiyorum. Haklısınız, haklısınız. Çok üzgünüm, çok çok özür dilerim. Siz niye üzülüyorsunuz ki? Siz niye özür diliyorsunuz? Allah aşkına, yalnız anladığım bir şey var ki... akrabalığımız elbette devam edecek ama... arkadaşlığımızı bitirsek... yani sonlandırsak çok daha iyi olacak. Yıldız'ın bu çirkin davranışından dolayı böyle bir kararı almakta haklısınız. Ama şunu da söylemek isterim ki... inanın kendisi çok pişman ve gerçekten çok üzgün. Hiç ilgilenmiyorum biliyor musun Sarık Bey? Hiç anlatmayın lütfen. Tamam Songül Hanım, daha fazla vaktinizi almayacağım. Özür dilerim. Peki. İyi günler. İyi günler Songül Hanım. Nasıl oluyor? Ay ne kadar ayıp. Sanki çocuğunu basmış analar gibi. Ay ne bağırdı bana orada. Ne bağırdı? Hop. Latif abi ne yapıyorsun? Abi gel sen astrolog. Ben sana mevzuyu izah edeceğim. Gel gel. İyi izah edeceksin Kurtuluş. Hadi motoru çıraktan almışsın. Kaza yapmışsın. Oradan dur. Motoru tamirhaneye bırakıp kaçmışsın. Tamirhaneden aradılar. 2000 lira masraf çıkardılar. Onu almaya geldim. Ben motoru niye tamirhaneye bırakıp kaçayım ya? Tamir etsinler diye bıraktım yani. Ayıp ediyorsun yani. Ben öyle şey yapacak adam mıyım ya? Beni biliyorsun. Ya bir kere kaza geliyorum demek ki öyle geldi. Laf diye oldu yani. Tamam diyorum, ben onu halledeceğim, ödeyeceğim. Tamam abisi, hadi. Tanıyoruz seni. Ne ödemesi? Parayı almadan şuradan şuraya gitmem. Abicim bak, Latif abicim. Kayınvalide içeride, şimdi duymasın ayıp olur, tamam mı? Mahveder demiyorsun da ayıp olur diyorsun. Sen şimdi benim paramı veriyor musun, vermiyor musun? Onu söyle. Abicim nasıl vereyim ya? Nasıl vereyim? Üstümde para yok ki. Tamam diyorum, halledeceğim ben diyorum ya. Sen git, ben halledeceğim, getireceğim. Gün içinde parayı bulacağım, getireceğim sana, hadi. Benim anlamda enayi yazmıyor Kurtuluş kardeş. Anlaşıldı, senin üzerinde yok. Ben en iyisi gideyim kaynanandan alayım. Nereye gidiyorsun ya? Nereye gidiyorsun ya? Bir dur ya, bir dur. Tamam, kaynana maynana yok ya, halledeceğim de. Sen de ne yüzsüz adam çıktın bir yürüme abicim ya. Sus diyorum ya, tamam. Kurtuluş. Abicim git bak. Yürüm. Al şunlar. Bu 2000 liraydı, hadi. Nürüm, Adana vurmaları. Adana, Adana. Ben seni Adana yapacağım Adana. Ver. Latif abi, al sen bunları, bu 2000 liraya ver. Hadi yine iyisin Kurtuluş. Hanımına dua et. Hadi yürü git lan. Hanımına dua et de bir de artist bir de böyle bir koyacağım, tekmeyi yapıştıracağım aşağı. Dua et karım yanımda. Artist'e bak. Nünüm. Sus bana nünüm nünüm deme. Sen dua et, annem gelecek diye tırstım ben. Yoksa ben sana yapacağımı bilirdim Kurtuluş. Hayır yani bir de adamı biz de muhatap ediyorsun ya. Hayır yani ben biliyorum. Ben biliyorum. Yani senin bu parayı bulup buluşturamayacağını bildiğim için tedarikli geldim Allah'tan valla. Hay tamam. Tamam üzülme tamam. Bana bak akşama da bir yeri kaybolma. Lalelere gideceğiz. Cıvıma Kurtuluş. Cıvıma. Gitti zaten altınlarım ya. Gitti. Ağlama nünüm. Güzel karım benim ya. Altın dediğin nedir be kızım? Yemin ediyorum var ya, buradan buraya kadar komple altın yapacağım bütün kolunu ya. Ya gerçekten. Ay canım kucağım benim. Bilmez miyim ben? Alırsın tabii alırsın. Buradan alırsın, buradan geri alırsın. Nünüm. Yürü Kurtuluş, yürü hadi yürü.
Ayaküstü gene atıyorsun sopanı ama. Abicim müsait misiniz? Ne istiyorsun Yıldız? Beni affetmenizi istiyorum. Yıldız, ben seni affetsem ne olacak? Sonyel Hanım bunu asla unutmayacak. Ve bu da aile içinde gerginliğe ve ayrılmışlığa sebep olacak. Sonyel Hanım'dan da özür dileyeceğim abicim. Yani bir yanlış anlaşılma oldu. Yıldız, bir yanlış anlaşılma olmasa ne olacak? Yani bizim aramızda bir şey olsa ne olacak? Senin ne haddine buna karışmak? Çok çirkindi, çok çirkindi. Sonyel Hanım mecburiyetten belki seninle konuşacak. Ama seni asla affetmeyecek. Peki siz affedecek misiniz? Ay. Ay atmıyor. Aa, atmıyor galiba. Ay tansiyonum düştü mü? Yo, düşmedi bence, kalktı tansiyonum. Tansiyonum bile oynak. Ah, bakayım. Ay anne. Anneciğim hoş geldin. Hoş bulduk anneanneciğim. Hoş geldin canım benim. Ay siz de hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk annem, nasılsın? Anneciğim bugün oda baktınız değil mi? Baktık. Aldınız mı bari, nasıl? Baktık, karar veremediler. Anne, Yıldız Hanım'la bir sorun yaşamadınız değil mi? Yaşamadık. Anne ne oldu, bir şey mi var? İyi gözükmüyorsun. Yok bir şey. Tamam peki anneciğim. Anne şey, biz kurtuluş yukarıda hazırlanıyor da biz kurtuluşla Bilalelere kadar gideceğiz. Böyle doğum fobisi falan varmış galiba. Hani gideyim onu bir rahatlatayım diyorum. Gidin gidin. Benim biraz başım ağrıyor. Fark ettiniz zaten. Gidip biraz dinleneyim. Erken yatacağım. Tamam anne. Bir destek ver. Hadi hoşça kalın, iyi eğlence. Abla. Ne oldu anneme ya? Acaba eniştem motor olayını mı duydu? Ay yok canım. Onu öğrense bu kadar üzgün olmazdı, sinirli olurdu. Doğru. Kavga etselerdi ablam bize anlatırdı. Anlatırdı. Ya kesin gerçekten başı ağrıyor ya da Lale'yi kafaya taktı ya. Aynen olabilir. İyi neyse, hadi ben yukarı çıkayım da kurtuluş enişteni alayım. Oradan da gideriz. Sen de Gülşah'a iyi bak. Teyzemiz mi? Tamam anneciğim? Tamam anneciğim, ben zaten teyzemi üzer miyim? Sen üzer misin? Hiç üzmezsin tabii. İyi hadi ben gidiyorum. Abla, Samet'in arabada unuttum ya poşetleri, onları da alırsınız. Tamam tamam, alırız. Hadi görüşürüz ablacığım. Gel bakalım teyzeciğim, ne yapıyoruz şimdi? Hikaye mi yoksa çizgi film mi? Hikaye. Prenses ve Kral. Tamam. Gel bakalım. Koyduk mu? Yazsan bakalım. Ay, çok iyi. Aşkım, sen bugün benden ne istiyordun? Masaj. Masaj, tamam. O zaman sizi şöyle alalım. Ay yapacak mısın Onur? Yapacağım tabii. Hadi. Şunu şöyle alalım. Bunları da böyle alalım. Ay. Onur vallahi pek iyi geldi. Ben seni yerim ya. Güzel karım benim. Onur, herkes ne diyor biliyor musun? Bu günlerin tadını çıkar. Bolca uyu, dinlen diyor. Beni korkutuyorlar. Uykusuz geceler yakın artık aşkım. Ya ben seni uyandırmam. Emzirir yatarım. Ben kıyamam ki sana. Zaten çocuğun ağlamalarından uyuyamam diye düşünüyorum. Bir de işte sana çekerse eyvah yani. Büyük ihtimalle. Olsun, ben de koynumda büyütürüm çocuğu, ne yapayım? Ay evet bak, oralar çok sertleşmiş Onur ha. Evet, bunlar bak, stres mi yapıyorsun sen? Ya ama ağırlık taşıyorum ben. Yük var. Taşımayacaksın, hiçbir şey taşımayacaksın. Ya iyi demek ne demek ki? Aa, ablamlar geldi. Tamam, kalkıyorum ben de. Yavaş yavaş, yavaş kalk. Buyurun. Enişte. Abla. Abla. Bacanak. Ne yapıyorsun? Sağ ol. Sen nasılsın? İşte ne olsun ya. Enişte. Sağ olasın.
Hoş geldin. Ay ablacığım, sen doğumdan mı korktun ya? Ay kıyamam ben sana. Ya ama sen gayet böyle soğukkanlıydın. Ya sen o kadının hastanedeki sancılarının böyle seslerini duysaydın, sanırsınız kadını diri diri kesiyorlar. Değil mi? Gerçekten mi? Ay ya ablacığım, herkesin doğumu bir değil ki kuzum. Abla ya, seninki nasıldı? Ben o son aşamalarda yoktum. Çok sancılandın mı? E sen onlarla değil miydin? Ankara'daydım ben. Orada okuyordum ya. Ay evet ya. Lalem yetişemedi. Gurbetteydi. Abucuğum yani benim doğumum kolay geçti de doğuma gitmemde biraz problem vardı. Çok sancılandın mı peki? Nasıl oldu ya? E anlatın hadi, merak ettik. Ya Başanak var ya, yemin ediyorum elimiz ayağımız bir pabuca girdi, o kadardı yani. Benim değil Kurtuluş, senin girdi. Neyse. Şimdi enişte, hamileliğimin böyle son aylarındayım. Kurtuluş'la beraber annemlere gittik, oturuyoruz. Evde hipopotam besliyoruz ha. Ay anne de böyle çok değişti ama Kurtuluş ya. Neresi değişti canım? İştahı biraz daha arttı o kadar. Yavaş yavaş. Ağaç kakan gibi da. Normal diye. Anneciğim bir şey diyeyim mi? Yemin ediyorum ben ömrümde böyle börek yemedim ha. Dün yedin. Dün yaptım ya bu böreği. Ha. Demek ki anneciğim sizin yaptığınız börekler gün geçtikçe demleniyor ki böyle lezzetli oluyor yani. Ya acaba ben bir börekçi mi açsak biz? Ben açsam, sen yesen müşteri de avucunu yalasam. O kadar da espri değildi yani, o kadar gülüm. Aa, ne bu? Bu anne bebek geliyor galiba. Aa, yok yok, gelmez hemen. Gel Reza. Annem gelmez. Anne geliyor galiba. Reza. Kurtuluşa bakıyor bu beni. Çantayı gidiyorum. Ben çantayı gidiyorum. Dedim. Korkma, şu anda bir şey yok. Anne orası bir ağrı. Yok. Geçti değil mi? Geçti bir şey yok. Anne çantayı getirdim. Doğum bavulu, doğum bavulu. Akıl fikir rahatsız Kenan'la, sen neredeydin? Yürü. Çanta deyince ama ben. Kurtuluş, Allah belanı vermesin. Kurtuluş, sen beni de halledin. Kurtuluş, anne gel. Anne. Aç. Yok, panik yok. Aferin. At, dikkatli ol. Aferin. Kurtuluş, açsana kapıyı arabanın. Yavaş. Anne, arabayı getirdim. Anne, araba. Anne, arabayı ver. İki dakika ne olursa. Araba olsun anne. Hadi yavrum. Araba olsun tamam. Arabayı hazırladım, getirdim ben. Kızım başka şeyler düşün. Aa bu yapmış bak. Perdelerini de yıkamamış. Kapkara perdesi. Başka şey düşün. Anne araba hazır. Dur. Anahtarı bulamıyorum. Anahtar yok. Git bir içeri bak. Bak bir içeri bakayım. Panikle demek ki ben içeride bıraktım onu. Dur. Yok anne kıyamam. Düşünme bak. Onu düşünme. Başka şeyler düşün. Bak komşu. Perdelerini şey yapayım. Anneciğim. Hadi aç. Zannediyorum anahtarlar kayıp. Ama bana 20 dakika verin, ben bunu üst kontakla hemen çalıştırayım. Allah'ım, benim kızım kediler gibi sokaklarda kapı önlerine de bir doğuracak. Kurtuluş. Yavrum. Kurtuluş var ya. Söyle bebeğim. Bak sağlıkla dünyaya gelsin bebeğimiz var ya. Anne sana söz veriyorum, boşayacağım ben bu adamı. Ama Nünüm bak, şimdi çocuğun yanında boşayacağım falan diyorsun. Dünyaya gelmek istemeyecek. Bak itiraz edersen eğer bir babasının olduğunu bile bilmeyecek. Git İsmail Bey, rica edin. İsmail Bey. İsmail Bey, ne yapayım ben İsmail Bey? İsmail Bey. İsmail abi. Abla, vallahi hiç bana böyle baştan sona anlatmamıştın yani. Ya Gülsem mi ağlatan mı bilmiyorum. Enişte vallahi sana da helal olsun ha. Vallahi ablacığım ne helal olsun ne helal olsun yani. Hakikaten. Komik bir şey mi var Kurtuluş, gülüyorsun? Ne yapayım Nünüm, hani şimdi baktığın zaman komik geliyordu. O zaman yemin ediyorum panikten vallahi aklımı kaçırıyordum ha. Orası belli. Yani... Kusura bakma ama biraz daha soğukkanlı davransaydın Bacanak, ha? Tabii. Seni de göreceğiz Bacanak. Bir o zaman gelsin bak. Herkes sen değil Kurtuluş. Herkes sen değil. Ay neyse. Böyle Gülşah'ı koluma verdiler. Onun böyle kokusunu içime çekti.
Bütün var ya yaşadığım o korku, o yoldaki panik, o kaybolmalar falan. Hepsini böyle bir anda unutup gidiyorsun. Hepsi bir anda aklından çıkıyor. E senin de öyle olacak ablacığım. Bak görürsün oğlun böyle kucağına aldığında bütün o paniğin, korkuların hepsi geçecek. Sen hiç merak etme. İnşallah. Yani asıl önemli olan aslında doğum da değil. Yani doğum öncesi hazırlık. Tabii tabii. Yani böyle hastaneye kadar yetişin, ondan sonrası kolay. Sana kolay kurtuluş. Yani ben, ha? Doğuran sen değilsin, benim. Ya. Yok ablacığım da, neyse. Şimdi dur, birinci soru. Senin doğum çantan hazır mı, onu söyle sana. Şu anda mı hazır olması gerekiyor? Onur, doğum çantamız hazır mı bizim şu an? Doğum çantamız, yani 3 aşağı 5 yukarı. Bir dakika bak, ben bir şey diyeceğim. Şimdi aklıma bir şey geldi. Evet. Acaba diyorum hani böyle öncesinde bir tatbikat falan mı yapsak ha? Yani böyle hani laleye sancı falan geliyormuş gibi, gerçekten doğum öncesi şey olmuş gibi. Onur da bakayım hani gidiyor, yetişiyor mu, bakıyor mu? Bir dakika tutarız. Yetişiyorlar mı, yetişmiyorlar mı, ona bakarız ha? Test etmiş oluruz yani. Yani tamam, sorun yok. Madem o kadar anlattınız, hayatım sen de rahat edeceksen yaparız tatbikat. Ne diyorsun? Yani rahat ederim. O zaman şey, bence yapalım. Bir an önce yapalım da hazırlıklı olalım. Tamam. Tabii ya, tabii. Tamam, tamam. Yapacağız vallahi kurtuluş. Vallahi tebrik ediyorum hayatım seni. Bravo. İlk defa aklın çalıştı. Ayıp ediyorsun benim. Hah, neyse. Hadi kalk, biz yukarı çıkalım da senin doğum çantanı falan hazırlayalım. Ne olur ne olmaz abicim, hadi. Fırlayın, doğum çantası önemli çünkü. Hadi gel. Hadi. Hadi. Bacanak. Aslında yarın holdingde konuşalım istiyordum ama bugün hazır bize gelmişken biraz bahsedeceğim şimdi. Bizim holdingden gönderilme sebebi senin trafoyu patlatmandı değil mi? Vallahi öyle oldu be Başanak, ama yemin ediyorum anlamadım yani. Nasıl oldu anlamadım ben. Ben anladım. Yani araştırdım durumu biraz. Senin bir suçun yok. Bizim şirketin ihmali diyelim. O yüzden hem senden özür diliyorum bunun için şirket adına. Hem de senin bir tazminat alman gerekiyor. Tazminat mı almam gerekiyor? Hadi canım. Harbiden öyle mi oluyor? Ama ben dedim, bir şey yapmadım dedim yani. Bak günahımı alıyorsunuz dedim. O kadar dedim yani, bak yapmayın etmeyin diye. Tazminat derken mesela ne kadar alıyoruz hani ortalama? Yani şimdi tabii bugünün şartlarına göre değerlendirmek lazım. Sonuçta bayağı bir zaman geçmiş üzerinden. Yani 40.000 civarı falan olur herhalde. Sen yarın gel holdinge, muhasebeye uğrarsın. Paranı al, tamam mı? Sonuçta bu senin hakkın. Yani emeğinin karşılığı. Sen de hakkını helal et bize, olur mu? Helal olsun gitsin be. 40.000 mi dedim bacanak? 40 tane 1000 mi veriyorsun şimdi sen durup dururken bana? Yemin ediyorum bak, ne diyeceğimi şaşırıyorum bazen. Acayip büyük bir adamsın ya. Sen ne acayip büyük bir adamsın bacanak. Öpmeyeceğim diyorum. Yok, dayanamıyorum, öpeceğim. Vallahi öpeceğim ya, dayanamıyorum, öpeceğim. Yemin ediyorum, öpeceğim abi. Uyş, uyş. Bir de böyle bana böyle koynunu böyle demiyor mu? Ay sinirlerim anında tepeye çıkıyor yani. Hacı. İşte bak, Şadi. Şadi, görüyor musun kaz ayaklarımı? Bunlar tam o sırada oldu işte. Senin bu gelinin var ya, senin bu gelinin beni bugün deli etti, deli. Ne oldu Betü? Ben sana böyle bir şeyi hayatta anlatmam. Hayır, ısrar etme, anlatmıyorum. Kesinlikle sana anlatmam. Çünkü sana bunu anlatırsam sen benim tarafımı tutmazsın ve ben bu sefer daha da sinirlenirim yani. Peki. Şadi, bugün ne oldu biliyor musun? O mobilya mağazasında o senin gelinin var ya, beni deli etti, deli. Biz bununla bu bebişlerin oda takımı konusunda bir minik anlaşmazlığa düştük, tamam mı? Ama var ya, senin bu gelinindeki dil var ya papuç kadar papuç, maşallah. Bir Erol'a laf yetiştiriyor, bir bana laf yetiştiriyor. Bir Erol'a laf yetiştiriyor, bir bana laf yetiştiriyor. Görmen lazımdı. Ay, o kadar kalabalığın içinden de, herkesin arasında. Herkes derken bu herkes kimleri kapsıyordu Betül? Ya, şey oldu orada mağazada. Biz bu tesadüfen gittiğimizde, yıldızlarla karşılaştık. Aa, kesin karşılaşmışsınızdır. Hı hı. Ama var ya, o yıldızı göreceksin. O yıldızın o Filiz'le samimiyetini görmen lazımdı. Ben hemen gördüm. Hemen gördüm tabii. Aklı sıra ne yapmaya çalışıyor? Kendi çapında yaratmaya çalıştığı hortuma beni de çekmeye çalışıyor. Ben bunu yutar mıyım? Ben böyle bir şeyi yutar mıyım? Hemen anladım. Alttan aldım Filiz'e, alttan aldım Filiz'e. Filiz'le hemen anlaştım. O yıldız da Avcun'u yaladı tabii ki. Ama bak, yani o anki gerilmem ve sinirim yani hala geçmedi. Ay. Yani az kalsın ava giderken avlanıyordun Betül, öyle mi?
Ay saçmalama Şadi. Ay saçmalama. Ben ava giderken avlanır mıyım? Öyle bir şey olamaz. Benim gelinimle aramı hiç kimse bozamaz. Gelinimle aramı da bozamadığı için her zamanki gibi kaybeden taraf Yıldız oldu. Hayır, niye aranızı bozmaya çalışsın ki Betül? Herkes sen mi? Ben de onu diyorum Şadi'cim zaten. Herkes ben olamaz. Herkes bir Betül Sarıhan olamaz. Ay Şadi hadi uyusan artık. Saat kaç oldu? Yani iyi geceler. İyi geceler Betül. Kaynana, kaynana. Hii, dişine var ya, sinir oluyorum ha. Vallahi daha ben ne diyeyim bilmiyorum ha. Yemin ediyorum daha ne diyeyim bilmiyorum. Yalnız o hikaye daha enteresanmış. Aa, ayıp ediyorum bacanak. Bende daha ne hikayeler var ha. Yapalım böyle arada yapalım. Aa, yapalım ya, her daim yapalım. Ay vallahi maşallah. Ne konuşuyorsunuz bakalım böyle aranızda ha? Hayatım kurtuluş gençlik maceralarını anlatıyordu bana. Gençlik maceralarını mı? Ha ne hoş. Bana da anlatsana, ben de dinleyeyim kurtuluş. Ya öyle erkek erkeğe muhabbet ediyorduk günüm, ne var yani, Allah Allah. Neyse şimdi yapıyoruz mu yapmıyoruz mu bu tatbikat işini ha? Hadi yapıyoruz enişte, tamam. E hadi yapalım, ne yapacaksak yapalım. Hı. Tamam o zaman. Bak Lale'cim şimdi ne yapıyorsun biliyor musun ablacığım? Şimdi farz et ki evdesin böyle birdenbire falan rahatın keyfin yerindeyken bir anda sancın tuttu. Hı. Hı. Şimdi bunu ama numaradan oynayacaksın, tamam mı ablacığım? Hı. Hadi. Hı. Hadi bakalım. Aa, Onur. Efendim aşkım. Çok kötü sancı girdi. E tamam, hadi kalk hastaneye. Ya ne yapıyorsunuz siz, ne yapıyorsunuz? Oyun oynayacaksınız dedim, numaradan dedim de bu kadar demedim. Yani biraz gerçekçi olsun. Ha, bir kere öyle sancı öyle girmiyor yani. Hayır enişte, nereden bileyim ben, kaç kere doğurdum? Yani. O çok doğurdu biliyor musun ondan ablacığım? Tövbe yarabbim. Ay tamam, hadi o zaman biraz daha gerçekçi ol ablacığım. Tamam. Hadi. 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 Ay! 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 Tamam, tamam bir tanem, tamam sakin. Sakin ol şimdi, derin derin nefes al. Hah, tamam, panik yok. Tamam mı, sakin olacaksın. Tamam mı benim cesur karım? Şimdi rahat rahat kalkacağız, hastaneye gideceğiz. Ben seni kucağımda götüreceğim oraya. Doktor kontrol edecek, bakacak. Sonra sağlıklı saatle oğlumuz dünyaya gelecek. Ben de elinden tutup hep yanında olacağım. Ya. Evet. Ya. Hiç öyle olmuyor. Öyle nasıl olacak bir kere nünüm ya? Öyle güzel aşık aşık bakıyorsun ama o sancı geldiğinde var ya, Lale acayip bir panik yaşayacak. O paniği yaşadığı için sen ondan daha çok panik olacaksın. Ben sana söyleyeyim yani. Tamam. İçin geçerli kurtulacak, otur. Heh. Ben de pek sanmıyorum. Aa. Neyse. Bak şimdi enişte. Şimdi aynen şöyle yapacaksınız. Anında geldim bacanak ha, bravo. Oh, sağ ol bacanak, sağ ol. Yani gerçekten bunlar olacaksa ki olacak gibi duruyor. Çok iyi düşündünüz bu tatbikatı. İyi ki yaptık değil mi hayatım? Ayıp ediyorum bacanak, her zaman yani. Ay, vallahi iyi ki geldiniz. Ben boşu boşuna korkuyormuşum ya. Bak zamanında geleceğim, doğumumu yapacağım, kolayca çıkacağım. Ben de her zaman senin yanında olacağım.
oluyor? Abla! Ne oluyor? Öyle. Ay bir şey oluyor bana, ben hastaneye geldik diye mi acaba böyle oldum? Psikolojik mi? Aha! Doğum gibi bir şey mi oluyor gene? Hastancı geliyor! Doğum oluyor ya! Ben deyim sana doğum oluyor. Sakin ol. Teyze yaptık ya. Derin nefes al. Ver. Sakin ol. Gelsin hastaneye. Vallahi doğum oluyor bak. Olur. Olur hemen baldızı al bak. Tamam kapıdan çık. Derin nefes al. Ver. Kemeri şey yapmadın o. Kemeri şey yapmadın bacanak. Kemeri çıkar. Çıkar. Onur şaka yaptım ya. Ay yemin ediyorum var ya, bir de görev tamamlandı falan diyorsun. Sahiden olsa da arabadan çıkamıyorsun. Aşkım vallahi yani o kadar çocuk ruhlu, o kadar tatlı ve sevimlisin ki şu an. Ben bunun revanşını almaz mıyım senden ha? Ya kıyamam ya, nasıl böyle kemer acımadı? Hastanenin önündeyiz. Yani iki ayağım bir pabuca girdi. Ben böyle bir şey görmedim hayatımda. Hadi inelim artık evimize. Hadi. Hadi. Ay! Ay! Sen kimsin be? Erol Sarıhan. Erol? Ay ödümü koparttın Erol. Allah yanına almasın. Bu ne? Ne yapıyorsun böyle? Ay Erol, yoksa bana oyunlar mı oynuyorsun? Oyunlar oynayacağım sana. Kim ona kesmedi beni? Bu abayı aldım üstüme ki sana oyunlar oynayayım diye Filiz. Can güvenliğim yok benim. Koruma amaçlı aldım ben bu üstümdekileri. Erol, seni aklı selim olmaya davet ediyorum. Sen eğer aklı selim olaydın biz şu anda bu halde olmazdık. Gecenin yarısı kolumu mu yiyeceksin, bacağımı mı koparacaksın, beni mi boğacaksın bilemiyorum. Hayatım tehlikede benim bu yatakta. Erol'cum ben kabus gördüm herhalde değil mi? Burada o yüzden böyle korkuttum seni yani. Filiz'cim. Önce insan, önce can güvenliği, önce emniyet. Erol tamam. Uzatma. Oyun dedik tamam. Sinirimi bozma benim, soyun çabuk. Hayatım bana inat etme. Lütfen can güvenliğim yok benim. İyi tamam. İstediğin gibi uyu. Ben annemlere gidiyorum yatmaya. Vallaha mı? Vallaha. Amerikan mucizesi. Of, yemin ediyorum bu sefer tuttu. Tere battım ama bu sefer işe yaradı. Yuh, gerçekten Amerikan mucizesi yani. Şipşak soyunma, bravo. Sen gurur yapıp ananın evine gitmedin mi kızım? Gitmedim, soyun diye yaptım. İyi geceler. Çapraz bağlarım koptu yemin ediyorum. Günaydın sevgilim. Günaydın aşkım. Bak ben bize çok güzel kahvaltı hazırladım. Benim güzel kızım neler hazırlamış bana öyle. Aşkım. Ben de diyordum ki dışarıda yaparız kahvaltıyı. Onur yok ya. Bugün evde dururuz. Kahvaltımız bitiririz, kahve içeriz, sonra sohbet ederiz. Hatta salonda şömineyi yakarız, birazcık uzanırız diye düşünmüştüm. Öyle mi? Tamam. Hadi başlayalım o zaman. Ben şimdi sana peynirden... Aşkım ne oldu daldın? Aşkım daha tam ayılamadım ya. Kahve içeyim kendime gelirim şimdi. Bak Onur bunlardan ye, bunlar çok güzel sosisli. Thank you.
Canım nereye? Ormana yürüyüşe. Tamam canım. Sen de geliyorsun ama. Ay yok aşkım ya, gelmeyeyim. Bak böyle yayıldım, çok rahatım. Sen git. Öyle mi? İyi tamam o zaman. Şimdi de hafta sonu. Oralar böyledir hınca hınç. Artık kurda kuşa yem olmayalım da. Bakan olur, gelen olur. Neyse. Şey diyeceğim. Yürümek bana çok iyi gelir diye düşünüyorum. Açılırım. O yüzden ben de seninle geleyim. Dinlenseydin hayatım. Yok yok, ben seninle geleyim. Montumu alıp geliyorum. Sakın buradan bir yere ayrılma. Kızım ama hadi hadi. Hadi gel, gel. Ayol hırsız gibi girdik. Anne bak acele etmemiz lazım, yarım saatimiz var ha. Kızım neleri yapmadık, bunu da hallederiz. Ay kız donacak oralarda. Yok yok anneciğim, merak etme, eniştem düşünmüştür. Ay nasıl mutlu olacak ablam. Ay değil mi ya, hadi o zaman. Aha sürpriz. Biraz zor oldu ama başardım. Neyse o zaman bana müsaade. Size iyi eğlenceler. Tamam hadi hoşça kal. Görüşürüz. Yukarıda senin için kıyafet hazırladım. Hadi gel üstünü değiştirelim. Hadi. Eğlenceli de çıkacaksın. Hadi hadi. hadi bakalım. Geçmişi sorma, yine zora koyma beni, bugünümlerse. Her yarım aşktan, hadi en baştan beni bütünümlerse. Davetsiz misafirim, davetsiz misafirim. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin, ben kısmetin olmalıyım. Derin bir yaz yağmur sevda.
tesadüf mü yükseltti aşk ellerinde? Damlar durur kaçınılmaz yaz yağmuru. Çok ıslandım üşüyorum gözlerinden. Zoraki bir sevdada çaresiz sırılsıklam. Solkan'ı ne kadar güzel düşündünüz. Çok iyi oldu bu parti. Aha, çok güzel değil mi? Her şeye rağmen. Hey, kesin bunların araları bozuk. Ay kesin. Songül'cüğüm öyle her şeye rağmen dedin de dikkatimi çekti. Yani ne demek istedin? Niye her şeye rağmen? Anlamadım ben. Senin anlaman gerekmiyor Betül'cüğüm. Ben bir pasta alayım kendime. Yıldız, Songül Hanım'la aranda bir sorun mu var? Yok anneciğim, ne sorunu? Anneciğim, vallahi bana da öyle geldi. Kesinlikle öyle. Baksana, sana ne kadar kırgın ve kızgın bakıyor. Aman anneciğim, Allah aşkına Yıldız'ı bilmiyor musunuz? Her zamanki Yıldız işte. Beni de ne kadar çok kırar yani. Ben mi seni kırıyorum? Ben seni kafama taksam kırılmadık yerin kalmaz senin var ya. Anneciğim. Şişt, ama konuşmasın anneciğim lütfen. Şişt, şimdi bunları konuşmanın yeri değil. Yıldız, buradan çıkar çıkmaz ben sana geliyorum. Sen bana her şeyi tek tek anlatıyorsun, tamam mı? Peki anneciğim, nasıl isterseniz. Yıldız'la dün Rübek bir soğuk, fark ettin mi? Evet canım. Başından anlaşamayacakları belliydi. Haklısın, herkese çok kınar da başına geldi. Gerçekten öyle. Ben Yıldız için oğlunu Cennet'in dışından biriyle evlendireceğini düşünmezdim. Ama onu yaşadı. Filiz'ciğim. Pasta ister misin bir tane? Yok vallahi, yetti bir dilim. İnanmazsınız ama yetti yani. Ne yapalım o zaman, sen de kendi partinde iki dilim yersin. Ne partisi? Öyle bir parti olmaz ki. Olur mu öyle şey? Aa, ne demek? Kendi kayınverden eğer akıl edemezse ben bizzat organize ederim bir tane. Duydun mu kaynana? Yengoşum çok teşekkür ederim. Yani çok mutlu oldum. Rica ederim aşkım, rica ederim. O kadar da hassastır, o kadar da incedir seninki. Anneciğim bugün ne olursun yapma, tamam mı? Güzel bir gün bugün. Zaten var ya, torunumun hatırı olmasa ben ona yapacağımı bilirdim elbette. Bir şey mi oldu? Boş ver be, havamızı dağıtmayalım, şey yapmayalım. Olmuş olmuş, bak gözünden belli olmuş. Onu ben anlıyorum canım, ben diyorum o lafı. Karıştırma boş ver, iyi böyle gidiyor. Yapacağım, ben en güzelini yapacağım ben gelirime. En güzel partiyi ben yapacağım. Ay, tabii Lale'nin partisi de çok güzel canım. Kesin Songül'ün fikridir, belli. Çünkü çok zevkli her şey. Senin ellerinden çıkmıştır eminim. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Ah, Songül'cüm, damatların geliyor. Bir, iki, ama eksik. Eksik bunlar, iki tane, ikisi geliyor. Nasıl yani? Üçüncüsü gelmiyor hayatım, eksik bunlar. Ay Samet'i diyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Nergis'le berabermiş, ne güzel. Hanımlar. Ah canım. Selamünaleyküm. Her şey yolunda mı? Ay. Rol yapma. Lale. Vallahi sancı girdi anne ya. Ne? Sancın mı var? Sen hep böyle yapıyorsun, konuyu değiştirmeye çalışıyorsun. Aşkım iyi misin? Ay Onur, bu önceki sancı gibi değil ya. Ay vallahi doğuruyorum ben galiba. Sancı mı? Ablacığım bak, ablacığım. Ablacığım dur. Bak geçen sefer gibi derin nefes al ver. Yemin et. Anne yemin ederim ki. Başımın üstüne et bakalım. Anne yemin ederim. Oğlum. Yemin etti. Enişte sen koş şarkıya. Hatırlamıyor musun ne dersler yaptığına? Oğlum hatırlasana. Aa. Kendine gel. Onur bir kendine gel ama. Doğru. Tamam, tamam,
tamam aşkım şey hatırladım, hatırladım. Enişte çok çantayı aldı. Tamam ders bir daha. Hepsini hatırlıyorum, hepsini hatırlıyorum. Annem, anne çok stres oldum, ben de doğuruyorum galiba. Yavrum sen doğurmuyorsun, Lale doğuruyor. Seninki de var daha, sakin ol. Ay ne yapacağız anneciğim, ne yapacağız? Onur hemen, hemen hastaneye. Şerefe! Ay dersin, vallahi geliyor. Yapma da, tamam. Aşkım tamam. Gel güzelim, gel İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi karanlıklardan çıkmalıyım.